Evet, tekrar günaydın arkadaşlar. Bugün 8. bölüme başlıyoruz. 8. bölümün 1. alt bölümüyle devam ediyoruz çalışmamıza. Bölüm 8, genel fonksiyon modellerinin karşılaştırmalı durağanlık analizleri. İngilizcesi Chapter 8, Comparative Static Analysis of General Function Models. Burada şu daha evvel dönemin başında belirtmiştim size. Bir şeyle imkansız gibi görünen bir işle bir araya uğraşacağız diye. Yani şu çölde toz buluntunun arkasındaki deveyi saptama ve onu uzaktan yönetme problemi. Öyle bir yere geldik. Ama ilk önce onu yapabilmek için bazı araçlar ve ondan sonra bir teorem geliştirmemiz, daha doğrusu onu şey yapmamız, öğrenmemiz gerekiyor. Şimdilik o araçları geliştirerek başlayacağız. Soru şu: elimizde fonksiyonların açık halleri, yani işlevsel biçimleri, functional forms dediğimiz fonksiyon biçimi yoksa ve bağımsız değişkenler de kendi aralarında bağımsız değillerse, yani bazıları diğerlerinin fonksiyonuysa, yani bir takım x'ler mesela başka x'lerin fonksiyonu, y ayrıca veya z neyse bağımlı değişken ayrı ama bağımsız değişkenler arasında da bir ilişki var. O zaman karşılaştırmalı durağan türevleri nasıl hesaplarız? Bu 8. konu bununla ilgili. Sezgisel örnek, işte evet, çölde toz bulutunun arkasında göremediğimiz deveyi saptama ve yönetme problemi, aynen öyle. Çünkü örtük fonksiyon teoremi tam da bunu yapıyor. Örneğin şöyle bir model var elimizde. Bir ulusal gelir modeli yine. En basit hali, birinci denklem ulusal gelir denkliği y eşittir c artı I sıfır artı g sıfır. Güzel. Ama ikinci denklem, tüketim denklemi, davranışsal denklem biliyorsunuz, c eşittir c parantez içinde y t sıfır diye verilmiş. Yani bunun açık halini göremiyoruz. Y'nin bir katsayısı, T sıfırın bir katsayısı, bir şeyi yok. Sadece böyle bir genel bir fonksiyon olarak verilmiş. Bu durumda bu C'yi alıp yine yukarıdaki birinci denklemde yerleştirebiliriz. Y eşittir C, Y, T sıfır ve I artı I sıfır artı G sıfır diye böyle bir hani modeli bir nevi indirgeyebiliriz. Ama buradan bir açık çözüm bulmak mümkün değil. Çünkü C'nin Y ve T sıfır cinsinden nasıl göründüğünü bilmiyoruz. Sadece aralarında bir ilişki olduğunu biliyoruz. Bu şey, burada yazan şey bunu ifade ediyor. Dolayısıyla Y yıldız için bir açık çözüm bulunamaz. Ama karşılaştırmalı durağan türevler hala bazı koşullar altında, bazı şeyleri biliyorsak bu C fonksiyonu ile ilgili, o zaman hala karşılaştırmalı durağan türevleri hesaplayabiliriz. İlginç bir şekilde. En azından işaretlerini bulabiliriz. Sayısal değerlerini hesaplayamasak bile. Yani değişkenlerin birbirlerine göre ne yönde değiştiklerini bulabiliriz. Bu ulusal gelirin denge değeri Y yıldız diye bir şey varsa, o zaman bazı genel koşullar altında açık fonksiyonel biçimini göremesek bile Y yıldızı işte T sıfır, I sıfır ve G sıfırın, yani dışsal değişkenlerin bir fonksiyonu olarak yazabiliriz. Y yıldız eşit Y yıldız T sıfır, I sıfır, G sıfır gibi. İstersek burada Y yıldız yerine başka bir şeyle, mesela bir büyük F fonksiyonu, Phi fonksiyonu gibi bir şeyle kullanabilirdik. Bir de ek olarak buna Y yıldızın bir komşuluğunda, hani şu küçük civarı biliyorsunuz, komşuluk konu, daha evvel konuştuk bunu. Deltalar falan, hani epsilon komşulukları vardı. Ondan sonra Y yıldızın bir komşuluğunda Y yıldız eşit C Y yıldız T sıfır artı I sıfır artı G sıfır denge denkliğini yazabiliriz. Ve buradan da sonra işte bazı koşullar yerine geldiğinde karşılaştırmalı durağan türevleri de hesaplayabiliriz. Mesela del Y yıldız bölü del T sıfır, evet, basitçe hesaplanamaz, doğru, ama şimdi bir şekilde hesaplanabilir mi? Hesaplanabilir. Ama basitçe hesaplanamaz. Yani alıştığımız gibi işte şeyleri al, kısmi türevleri al, oradan bilmem ne yap, bir şeyi çek filan, öyle olmuyor. Çünkü çekecek bir şey yok ortalıkta. Kapalı örtük olarak verilmiş fonksiyon.
Bunun nedeni de basitçe hesaplanamamasının nedeni de T0'ın Y yıldızı hem doğrudan hem de C üzerinden dolaylı etkilemesi. Peki ne yapacağız? Çözüm şurada. Toplam türevseller, total differentials ve toplam türevler, total derivatives dediğimiz araçları geliştireceğiz. Tekrarlıyorum. Toplam türevseller, total differentials ve toplam türevler, total derivatives. Bu araçları geliştireceğiz ve daha sonra örtük fonksiyon teoremi dediğimiz önemli bir teoremi öğrenerek onun üzerinden ve bu araçları kullanarak istediğimiz karşılaştırılan duran türevleri hesaplayabileceğiz. Dediğim gibi sayısal değer belki hesaplayamayacağız ama en azından işaretlerini hesaplayabileceğiz. Yani kimin kime göre ne yönde değiştiğini. Bu da hiç fena bir şey değil. Dikkat ederseniz son derece soyut şeylere, soyut bir yerlere geldik. Artık derin sulardayız. Artık sığ sularda, kıyıda şey yapmak, oynamak bitti. Şimdi artık derin sulara giriyoruz ve artık hani matematiğinde daha ciddi yerlere, daha derin yerlerine gelmeye başladık. Peki ama ilk önce korkmayın, hemen değil, yavaş yavaş şey yapacağız, bunları geliştireceğiz. Bir anda tabii derin sulara atlamayacağız, aşama aşama gideceğiz. Ve ilk önce şu türevsel ve toplam türev, toplam türevsel ve toplam türev dediğimiz araçları geliştireceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş geleceğiz o teoremlere. 8.1 türevseller, differentials. Şimdi türevi öğrendik değil mi? Değişim oranının limitiydi. Delta x, yani x'teki küçük değişim daha da küçük olurken, sonsuz küçük yani olurken, sıfıra doğru giderken türev buydu. Yani delta y bölü delta x'in limiti delta x sıfıra giderken değil mi? Değişim oranının limiti. Değişim oranı kaba ölçüm, türev hassas ölçümdü. Ve bunu da işte Lagrange ve Leibniz gösterimleriyle yaptık. Yani f üssü x veya dy bölü dx gibi ifade ettik. Şimdi y eşittir fx diye bir fonksiyonumuz var. Bir ilkel fonksiyonumuz var. Bunun türevi de var. Böyle varsayıyoruz. Fonksiyonların türevli olduğunu varsayıyoruz ki bu işleri yapabilelim. Zaten buna bakmak kolay. Hani şeyleri sağlıyorsa ne derler? Sağdan soldan değişim oranının limiti varsa türevli olduğunu görebiliriz. Daha evvel yaptık. Peki ve bunlar hepsi noktasal özellikler, unutmayalım. Bundan sonra söyleyeceğimiz şeyler de noktasal özellikler. Yani o örtük fonksiyon teoremi falan da noktasal hep. Bir nokta ve onun küçük komşuluğu için konuşuyoruz daima. Ama bunu tüm tanım kümesinde geçerliyse tüm tanım kümesine de genelleyebiliriz tabii. Şimdi türev neydi? Dy bölü dx ya da f üssü x. Leibniz amcanın gösterimi dy bölü dx, Lagrange amcanın gösterimi f üssü x. Bu da türev fonksiyonu demek. Ve biz bunu şu ana kadar hep tek bir ifade olarak düşündük. Yani burada aslında dy ve dx diye iki tane parça var. Dy bölü dx, tıpkı delta y bölü delta x olduğu gibi, değişim oranında delta y bölü delta x olan şey türevde dy bölü dx oluyor. Peki ya bunu parçalarsak ne olur? Dy ve dx olarak. Evet, Leibniz amcaya teşekkürler demişim burada. Aynen öyle, çünkü bu Leibniz'in gösterimi ve Leibniz amca bu küçük farklar, küçük değişimler olarak görmüş. Lagrange amca daha çok fonksiyonun fonksiyonu olarak veya fonksiyonun şeyi, türev fonksiyonu olarak görmüş. O fonksiyon yapısına daha yoğunlaşmış. Ama Leibniz amca küçük değişimlerin oranı olayına yoğunlaşmış. Parçalayabilir miyiz? Parçalayabiliriz. Tabii ki parçalayabiliriz. Yani dy bölü dx'i gerçekten dy diye bir minicik sonsuz küçük bir parça ve dx diye sonsuz küçük bir parçanın birbirine bölümü gibi düşünebiliriz. İşte türevseller, differentials ya da eski Türkçe'de de şey yapardık, eski kitaplarda diferansiyeller diye geçen şey işte bu. Tam Türkçesi türevsel, İngilizcesi differential. Biz Fransızca üzerinden diferansiyel diye eski kitaplarda, İTÜ'nün falan mesela eski kitaplarında böyle şeyler görebilirsiniz. Peki, hala mesela diferansiyel denklemler lafı kullanılıyor. Türevsel denklemler de dinlenebilir ama diferansiyel denklemler deniliyor daha çok. Peki,
Türevseller ve türevler. Differentials and derivatives. Güzel. Şimdi dy bölü dx, f üssü x. Tamam. Neydi bu? Yani türev. Limit delta y bölü delta x sıfıra giderken. Dolayısıyla delta y bölü delta x, dy bölü dx'e eşit değil. Delta y bölü delta x kaba ölçüm. Dy bölü dx bunun limiti son derece hassas ölçümü. Aynı şey değil bunlar. Farklılar. Ve dolayısıyla delta y bölü delta x ile yani değişim oranıyla dy bölü dx yani türev arasında bir fark var. Ufak bir hata payı, bir ayrılan bir şey var. O da küçük delta demiş burada. Yani delta y bölü delta x ile büyük delta'dan bahsediyoruz tabii. Büyük delta y bölü büyük delta x eksi dy bölü dx farkını aldığımız zaman buna küçük delta diyor kitabımızda. Yani küçük bir hata payı, küçük bir fark. Çünkü türevle değişim oranı aynı şey değil. Aralarında bir fark var. Bunu aslında geometrik olarak da gördük. Biz yine göreceğiz. Peki delta x sıfıra giderken değil mi? Delta x'i sıfıra götürürsek, çok küçültürsek, gittikçe küçülür, küçülür, küçülürse bu delta y bölü delta x de buradaki dy bölü dx'e gidiyor. Dolayısıyla aralarındaki fark gittikçe kapanıyor, sıfıra doğru gidiyor. İşte delta o zaman sıfıra gidiyor. O zaman ben bu delta y bölü delta x'i, madem ki delta y bölü delta x ile dy bölü dx'in arasındaki farka delta dedim. Buradan delta y bölü delta x'i, delta eksi d dy bölü dx'i karşı tarafa geçirerek değil mi? Yani iki tarafı eksi artı dy bölü dx'i toplayarak başka bir deyişle. Delta y bölü delta x eşittir. Dy bölü dx artı delta diye küçük delta diye yazabilirim. Yani şunu denklemi değiştirdim işte dy bölü dx'i sağ tarafa attım. Ne oldu? Delta y bölü delta x eşittir. Dy bölü dx artı delta. Küçük delta. Güzel. Peki burada her tarafı delta x ile çarparsam, delta x de sonlu bir büyüklük. İki tarafı çarpabilirim. Sıfır değil. Sıfıra her ne kadar götürüyorsam da hiçbir zaman sıfır olmuyor biliyorsunuz. Dolayısıyla iki tarafı da delta x ile çarpabilirim. O zaman sol tarafta sadece delta y kalır. Sağ taraf dy bölü dx çarpı delta x artı küçük delta çarpı delta x olur. Büyük delta x olur. Bu şekilde delta y'yi yalnız bırakabilirim. Ve dy bölü dx de f üssü x'tir. O zaman delta y eşittir f üssü x delta x büyük delta x artı küçük delta çarpı büyük delta x şeklinde bir denklem elde etmiş olur. Ha, yani ne demek bu? Y'deki gerçek sonlu değişim x'teki gerçek sonlu değişimle türevin çarpımına bir hata teriminin eklenmesinden oluşuyor. Şuradaki küçük delta çarpı büyük delta x bir hata terimi olarak düşünebilirim. Yani büyük delta y yaklaşık eşit buradaki işte f üssü x küçük de büyük delta x artı bir hata terimi. Bu hata terimini sıfıra götürebilirsem bunlar aynı şey olabilir. Aynı şey yani çok yakın olabilirler. Tekrarlayalım. Y'deki gerçek sonlu değişim x'teki gerçek sonlu değişimle türevin çarpımına bir hata teriminin eklenmesinden oluşur. Şuradaki şey hata terimi dediğim küçük delta çarpı büyük delta x. Dolayısıyla hata terimini ihmal ederek yani göz ardı ederek ihmal o demek değil mi? Göz ardı etmek. Şurası olmazsa hani o zaman tam eşit diyemem ama yaklaşık eşit diyebilirim. Bakın burada yaklaşık eşit kullanmışım. Şu yumuşak eşit yaklaşık eşit anlamına geliyor. Bu iki çizgi tam eşit. İki tane şöyle bukle gibi şey gibi yani yamulmuş eğilmiş eşit. O da yaklaşık eşit demek. Demek ki delta y tam eşit değil ama yaklaşık eşit f üssü x çarpı büyük delta x. Ve bu bir yaklaştırım formülü. Dikkat edin yaklaşım demiyorum aslında. Yaklaştırım diyorum. İngilizcesi approximation formula. Niye yaklaşım demiyorum? Çünkü yaklaşım Türkçe'de daha çok bir felsefi yaklaşım, bir olaya belli bir açıdan bakmak, belli bir açıdan yaklaşmak anlamında kullanıyoruz yaklaşımı. Halbuki burada bir büyüklüğe, bir kavrama başka bir kavramla yaklaşıyoruz, yaklaştırıyoruz o kavramı. Onun için de yaklaştırım lafını, bu approximation, buradaki approximation sözü yerine Türkçe'de yaklaştırımı tercih ediyorum. Yaklaşımın tam İngilizce'deki karşılığı approach'tur. Yani işte bizim yaklaşım dediğimiz o felsefi kavramdır. Burada ise matematiksel bir olaydan, matematiksel bir
işten bahsediyoruz, bir eylemden bahsediyoruz. O da işte delta y'ye f üssü x çarpı delta x ile yaklaştırmak. Onu bir nevi modellemek. Onun için de yaklaştırım formülü diyorum buna, approximation formula. Peki, şimdi buradaki küçük dx'e, dx parçası tıpkı büyük şey gibi, büyük delta x gibi, burada da küçük dx, dx var. Dx, x'in türevseli diyoruz. Differential of x. Dy'ye de y'nin türevseli diyoruz. Differential of y. Bunları böyle adlandırıyoruz, bu küçük dx, dy parçacıklarını. Şeyin, Leibniz amcanın kullandığı. Peki türevsel formülü nedir? Differential formülü. O da şudur. Dy eşittir f üssü x çarpı dx. Bu buradaki yaklaştırımdan da daha hassas bir şey. Tıpkı türev aslında bizim kafamızda olan bir kavram olduğu gibi, türevsel de bizim kafamızda olan sonsuz küçük değişimlerden oluşan bir kavram. İşte dx, dy o sonsuz küçük değişimleri ifade ediyor zaten. Delta y, delta x kaba sonlu ölçülebilir değişimleri ifade ediyor. Dy, dx ise onların artık limitleri sonsuz küçük. Bizim hayalimizde, kafamızda var onlar aslında. Dolayısıyla işte bu dy ve dx'e x'in türevseli, dy'ye de y'nin türevseli diyoruz. Dy'ye de bu hesaba göre f üssü x dx oluyor. Buradaki dx küçülüp delta x dx'e dönüştüğü zaman buradaki delta y de dy'ye dönüşüyor ve eşitleniyor tekrar bunlar. Yani bir şey, ne derler, sonsuz küçük eşit sonsuz küçük çarpı bir türev oluyor, bir oran oluyor sonuçta. Dolayısıyla da işte türevi bir anlamda açmış oluyoruz. Dy bölü dx f üssü x'e, o zaman dy eşittir f üssü x dx oluyor. Buna da türevsel formülü, differential formula diyoruz. Türevsel deyince bunu anlıyoruz işte. Peki bu dediğimiz şeyler nasıl görünüyorlar? Bakalım. Şu bizim meşhur hani türevi şey yaptığımız zaman, türevi incelemek için kullandığımız resim var ya, oraya tekrar daha yakından bakalım şimdi. Fonksiyonumuz şu, y eşittir fx diye bir fonksiyon var. Normal x, y eksenleri, y bağımlı, x bağımsız değişken. Ne oluyor? x0'dan x0 artı delta x'e yükseliyor, artıyor. Yani x0'ın üzerine küçük delta x gibi bir fark koyuyoruz. Sonlu, ölçülebilir, kaba bir fark. Şu delta x, işte şuradaki aradaki şey, şu mesafe, o uzaklık. Onu koyduğumuz zaman, o delta x değişimini x0'a eklediğimiz zaman yeni x1'i buluyoruz. Yani bitiş konumu buluyoruz. x0 başlangıç konumu, x1 bitiş konumu. Dolayısıyla x0 artı delta x hareketin bitiş konumu oluyor. Bunlara karşılık bunların fonksiyon değerleri var. X0'ın fonksiyon değeri işte y0. Burada y1, y2 demiş. Y0 şeyde olabilirdi. Bunların etiketleri kaybolmuş galiba ya. Ben değiştirmiyorum. Şu y0 ve şey diyebilirdik buna. Y1 diyebilirdik. Burada y1, y2 demiş. Önemli değil. Yani başlangıç işte y'si ve bitiş y'si. Fonksiyon başlangıç değeri ve bitiş değeri. Bunlara şey yaptığımız zaman x0'la işte mesela y0'ı birleştirdiğimiz zaman A diye bir nokta buluyoruz. Hareketin başlangıç noktası. Ve sonra x0 artı delta x, x'in bitiş konumu, onunla y'nin bitiş konumunu birleştirdiğimiz zaman da B diye bir bitiş noktası buluyoruz fonksiyon üzerinde. Yani A'dan B'ye işte böyle bir hareket yapmış oluyor fonksiyon. X değişmiş, y de değişmiş oluyor. Burada artan bir fonksiyon olduğu için x artarken y de artıyor. Ve dolayısıyla bu A ve B arasında bir kiriş, bir doğru parçası çizersem işte AB kirişi oluyor bu. Ve burada delta x alt, bunu da aşağıdaki aynı delta x'i şeyde de buluyorum. Bu A'dan bir yatay çizersem orada da burada da buluyorum. Aynı şekilde delta y, yani y'nin başlangıç ve bitiş konumları arasındaki farka delta y diyorum, sonlu. Onu şurada karşı kenar olarak da bulabiliyorum. Dolayısıyla burada bu kirişin yatayla yaptığı açıya alfa açısı dersem, bunun karşı kenarı delta y, komşu kenarı da delta x oluyor. Delta y bölü delta x de tanjant alfa oluyor. Yani şu kirişin eğimini veriyor bana. İlk delta x bir birim şey yaparsa, x bir birim değişirse y ona bağlı olarak kaç birim değişiyor? Onu gösteren eğim kavramı veriyor bana. Eğim dediğimiz şey. Bu da matematikte türev. Geometrik olarak eğim. Tanjant, değişim oranı daha doğrusu, şu anda henüz değişim oranı.
Niye değişim oran? Çünkü kaba ölçtük delta'yı bölü delta x olarak ölçtük ve şu kirişin eğimini elde ettik. Tamam. Delta y burası. Peki şimdi bunu küçültüp küçültüp şu sağdaki resimde olduğu gibi yani delta x'i gittikçe daha küçük farklar yaparsak bu kiriş de gittikçe yani A B noktası B üstüne gelecektir ve A'ya daha yakın olacaktır. Gittikçe daha yakın olacak, D'ye daha yakın olacaktır. En sonunda limitte, sınırda yani teğet olacaktır bu kiriş. Yani A B noktası artık A noktasına çok yapışacaktır. Adeta A noktası olacaktır ve oradan geçen yani o kiriş de artık iki noktadan kesen fonksiyonu iki noktadan kesen kiriş, A ve B'den kesen kiriş artık sadece A'dan deyip geçen teğet çizgi olacaktır. Ve burada işte, burada bunu yaptığımız zaman bu teğet çizginin yine işte yatay şeyi var. Bir burada bir ufak yatay değişim delta x var. Hala yok olmadı o delta x. Sonsuz küçük olduğu zaman dx'e dönüşüyor. Ve bunun karşı şeyi de var. Karşı kenarı da var. O da f üssü x0 delta x. F üssü x0 çarpı delta x. Peki bu aradaki fark ne? Yani delta y ile f üssü x0 artı delta x arasındaki fark ne? O da işte o hata payı dediğimiz şey küçük delta çarpı büyük delta x. Deminki formüldeki gördüğümüz şey. Yani delta y ile şu f üssü x0 delta x arasındaki farka da hata payı diyoruz. O şurada. Burada görünüyor. Küçük delta çarpı delta x ona da h hata payı diyoruz. Peki. Peki bu işi sonuna kadar götürüp sonsuz küçük yaparsak ne oluyor? O zaman bu delta x dx'e dönüşüyor. Burada sonsuz küçük gördüğümüzü varsayalım. Çok küçük daha küçülttük. Mikroskopta bakıyoruz gibi. İşte burada yine x0 artı delta x'ten başlamışız. B noktasından x0 artı delta x'e karşı onun fonksiyon değeri f x0 artı delta x. B, bunlar işte x'i birlikte b noktasını veriyorlar. Sonra delta x'i küçüldükçe b üstüne görüyorum. Daha küçüldükçe en sonunda teğet çizgiye dönüşüyor bu. Ve teğet çizginin yatayla yaptığı açıya da gamma diyorum. Onun karşı kenarı dy. Komşu kenarı da dx oluyor. Dediğim gibi sanki mikroskop altında bakıyormuşum gibi sonsuz küçük bunlar. Yani aslında hayali şeyler. Buradaki gerçek ölçümleri en sonunda limitlerini aldığım zaman hayali sonsuz küçük değişimlere dönüşüyor bu. Dolayısıyla da işte karşı kenar burada gamma açısına göre karşı kenar dy, komşu kenar dx oluyor. Dy bölü dx de işte türev yani nedir? Bu teğetin eğimini veriyor bana. Peki delta y gerçek değişim ne? Kaba değişim. İşte o başlangıçtaki x0'a karşı bir fx0 oluşuyor. x0 artı delta x0'a karşı da bir fx0 artı delta x oluşuyor. Onların başlangıç ve bitiş fonksiyon değerlerinin arasındaki fark delta y. dy neresi? O da bu. Türevsel işte bakın. dy, y'nin türevseli, dx, x'in türevseli. Demek ki delta y ile dy arasında işte o bir hata payı oluşuyor. Delta y, dy'ye eşit değil. dy bir limit. Delta y ise kaba sonlu değişim. Bunların aralarında da şuradaki dy ile delta y'nin farkı kadar burada bir hata payı. İşte o küçük delta çarpı delta x dediğim şeyin limiti. O sonuçta öyle bir bu kadar bir hata payı oluşuyor burada. Ama bu da bana ne söylüyor? Delta y'yi yaklaşık eşit dy diyebilirim. Dolayısıyla delta y yerine çok hassas tam ölçmek istemiyorsam onun yerine oldukça iyi bir yaklaştırım olarak dy'yi yani türevseli kullanabilirim. İşte bunu anlıyorum. Peki görelim şimdi bir yaklaştırım örneği. Yani nasıl yapıyoruz bu yaklaştırma? Approximation example diyeceğiz. Y eşittir fx eşit 3x kare artı 7x eksi 5 diye böyle bir fonksiyon verilmişim size bir polinom. Gayet güzel. Türevi alınabiliyor mu? Gayet güzel alırız. dy bölü dx işte 6x artı 7 eksi 0 yani 6x artı 7'dir. Peki türevsel y'nin türevseli dy nedir? Tanım olarak bu f üssü x dx'tir. F üssü x'i buldum mu? Buldum. 6x artı 7.
Bununla dx çarptığım zaman işte dy'yi bulmuş oluyorum. Dy eşittir 6x artı 7 çarpı dx. Çünkü dy tanım gereği f üssü x dx'tir. Tanımı budur. Türevsel dediğimiz şey bu. Peki dx ve dy küçük x'in ve y'nin türevselleri. Dy aynı zamanda işte oradan f üssü x dx oluyor. Madem dy bölü dx f üssü x'tir, o zaman dy eşittir f üssü x dx olarak yazabilirim. Peki güzel. Şimdi bu dy eşit f üssü x dx, yani türevsel, ister dx x'in türevseli ister dy y'nin türevseli olsun, aralarındaki şeyde bağda bu işte. Ondan sonra bu sonsuz küçük hassas, yani teorik, yani zihnimizde olan bir şey. Bunlar gerçekte yoklar. Bizim kafamızda oluşan sonsuz küçük limitler bunlar. Halbuki delta x, delta y öyle değil. Onlar sonlu, kaba, gerçek ölçümler. Metreyi elimize alıp ölçebiliriz. Gramı elimize alıp ölçebiliriz. Delta y, delta x'leri. Dolayısıyla da delta y'yi yaklaşık eşit f üssü x delta x diyebilirim. Eşit diyemem. Çünkü f üssü x türev dediğim şey o teorik zihnimdeki sonsuz küçük şey. Delta y ve delta x gerçek. Onlar kaba, hassas ölçüler. Şey, hassas olmayan ölçüler. Onlar kaba ölçüler, gerçek ölçüler. Gerçek değişimler delta x ve delta y. Dy ve dx ise sonsuz küçük hayali zihnimde oluşan teorik değişimler. O zaman delta y işte yaklaşık eşit f üssü x delta x oluyor. Eşit, tam eşit diyemem. Ama yaklaşık eşit diyebilirim. Güzel. Peki. Tıpkı delta y bölü delta x yaklaşık eşit dy bölü dx diyebileceğim gibi. Tam eşit değiller bunlar. Peki. Şimdi soru şu. Bir problem olarak buna yaklaşırsak. X 5'ten 5,01 değerine çıkıyor. Yani başlangıç değeri x0 eşit 5, x1 eşit 5,01. X'in başlangıç konumu 5'miş, bitiş konumu 5,01 olmuş. Bu durumda fonksiyon da yukarıdaki verilen fonksiyon işte. Türevini de hesapladık. Türevli gayet güzel, cici, hiçbir problemi yok. Ondan sonra nedir? Burada işte bu değişim sonucunda, bu hareket sonucunda x5'ten 5,01'e çıkarsa delta x delta y dx dy nedir? Ve hata payı, yani delta y eksi dy, yani bizim şu küçük delta çarpı büyük delta x dediğimiz hata payı, büyük delta y eksi küçük yani dy, bu nedir? Bunlar soruluyor. Soru bu. Yani dx dy, delta x delta y ve hata payını hesaplayın diyor. Peki hesaplayalım. X0 yani x'in başlangıç konumu 5. Tamam. Eşit 5. X1 yani bitiş konumu 5,01. Delta x'i hesaplayabilir miyim? Hesaplayabilirim. Delta x nedir? X1 eksi x0'dır. Tanım. Değil mi? X'teki değişim. 5,01 eksi 5. Bu da ne? 0,01. Peki y0'ı ve y1'i hesaplayabilir miyim? Hesaplayabilirim. X0 ve x1 değerlerini fonksiyonun içine yerleştireceğim yukarıya, 3x kare artı 7x eksi 5 yerine, mesela 5 yerleştirince, değil mi? Fx0, y0 dediğim şey fx0. O nedir? F5, yani 5'i yerleştirelim. X0 5 ise onu yerleştirince fonksiyonun içine 3 kere 5'in karesi artı 7 kere 5 eksi 5. 5'in karesi 25, 3 kere 25 75, 35 daha, değil mi? 80, 110. Eksi 5, 105. Tamam, güzel. Peki y1 nedir? Fx1'dir. Yani bu sefer fonksiyonun içine x1'i, yani 5,01'i yerleştirince de y1'i buluyorum. Değil mi? F 5,01. Yani 3 kere 5,01'in karesi artı 7 kere 5,01 eksi 5. Bunun için herhalde hesap makinesi gerekebilir. Kafadan hesaplaması kolay diye öbür tarafta olduğu gibi. Ama hesap makinesiyle hesaplarsanız işte 105,3703, yani 105,3703 olduğunu bulacaksınız. Hemen aklımıza şöyle bir şey gelebilir. Sınavda hesap makinesi kullanabilir miyiz? Evet, tabii kullanabilirsiniz. Böyle bir soru gelirse, böyle bir şey çıkarsa pekala da hesap makinesi kullanabilirsiniz. Kafadan yapmanız gerekmez. Zaman zaten kısa olacağı için testte hesap makinesiz böyle bir şey yapmayın. Yani bence uğraşmayın. Hemen hesap makinesiyle hesaplayın.
yazılı kaynaklar açık, hesap makinesi açık. Yasak olan şey birbirinizden yardım almak. Onun haricinde sınavda şeylerden, yazılı kaynaklardan, kitap işte şey, formül notlarınız bilmem ne isterseniz artı hesap makinesi pekala kullanabilirsiniz tabii ki. Peki. Ne oldu? Y0 ve Y1'i hesapladık. Güzel. Delta Y'yi de hesaplayabiliriz. Nedir delta Y? Y1 eksi Y0'dır. Bunlar gerçek farklar. Hesaplanabiliyor, bir problem yok. 105 Y1 neydi? 105,3703. Y0 105. Bunları çıkarınca işte 105,3703'ten 105 çıkınca 0,3703 var. Bu da nedir? Delta Y. Yani gerçek değişimdir bu. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bu delta Y'ye bir yaklaştırım yapacağız. Ne ile yaklaşacağız? DY ile yaklaşacağız. Yani türevselle modelleyeceğiz bunu. Yaklaştırım yapacağız. Delta Y'nin kendisi yerine DY'yi kullanırsak ne olur? Peki DY neydi? F üssü X D çarpı DX. Peki benim elimde DX var mı? Yok. Ne var? Delta X var. DX kafamda benim. Hayalimde. DY de öyle aslında. Ama DX yerine delta X'i kullanırsam, gerçek değişimi kullanırsam ve dolayısıyla da DY'yi de yaklaşık eşit F üssü X çarpı büyük delta X dersem, değil mi? O zaman bu yaklaştırımı yapabilirim. F üssü X var. Peki F üssü X'in değeri olarak delta X'i zaten hesapladım. O var elimde. F üssü X'in değeri olarak ne kullanacağım? Fonksiyonun türevinin X0, yani başlangıç noktasındaki türev değerini kullanacağım. Niye bitiş noktası değil de başlangıç noktası? Çünkü oradan teğet oluyor. Limiti aldığım zaman o başlangıç noktasındaki teğetin eğimini bulmuş oluyorum. Onun için de buraya F üssü X0, yani F'nin türevinin X0'daki değerini kullanacağım burada değer olarak. O zaman bu 6X artı 7'ye de şuraya 5 yerleştirip, değil mi? 6 kere 5 30 artı 7 37 bunun türev değeri şeyde. Yani bunu DY'yi yaklaşık eşit F üssü X0 çarpı delta X diyorum. F üssü X0 da işte şurada yerine koyunca 6 kere X0 artı 7 çarpı delta X yerine de delta X hesapladım. 0,01. 6 kere 5 artı 7 çarpı 0,01, yani ne oluyor? 5 kere 6 30 37. 37 çarpı 0,01 oluyor. Bu da ne? 0,37. Bu kim? Yaklaşık eşit DY işte. Yani DY'nin hesaplanmış, modellenmiş hali. Bunu neye olarak, neyin yaklaştırımı olarak kullanacağım? Delta Y'nin yaklaştırımı olarak kullanacağım. Yani onun yerine kullanacağım. İşte bu 0,37 yaklaşık değişimdir. Delta Y ise gerçek değişimdir. Türevsel, bu şekilde hesapladığım türevsel yaklaştırımla yaklaşık değişimdir. O 0,37'dir. Demin hesapladığım delta Y gerçek değişimde 0,3703. Ne hata yaptım bunu yapmakla yaklaştırımı gerçek değişim yerine alırsam? O da işte hata payı, error term, error ya da error term dediğimiz şey. H diye, H'den hata, bazen E denebilir buna, error'ın baş harfi. Ondan sonra küçük E veya H denir buna. Nedir bu? İşte gerçek değişimden yaklaştırımı da elde ettiğim o model değişimin farkı, yani delta Y eksi DY. Gerçek değişim, Y'deki gerçek değişimle Y'nin türevseli arasındaki fark. Nedir gerçek değişim? 0,3703. Benim yaklaştırımla bulduğum ne DY ne? 0,37. Aradaki fark ne? 0,0003. Yani 10 binde 3. Ne yapmışım bu işi yapmakla? 10 binde 3'lük bir hata yapmışım. İyi mi kötü mü? Ne yaptığımıza göre değişir. Genellikle iktisatta çok önemli olmayabilir. Yine orada da ne yaptığımıza göre, ama yani iktisatta 10 binde 3 hata kötü bir hata değildir çoğunlukla ne yaptığımıza göre. Ama Ay'a şey gönderiyorsak, insan gönderiyorsak 10 binde 3 hatayla adamı uzaya göndeririz, bir daha gelemez. Roket Ay'ı bulmaz, 10 binde 3 hatayla gider başka bir yere, uzayda kaybolur. Ne iş yaptığımıza göre o 10 binde 3 hata çok küçük bir hata da olabilir, çok büyük bir hata da olabilir. Çok kaba bir iş yapıyorsak 10 binde 3 hata hiç sorun değildir. Keşke mesela şu
şeyde işte de depremde yıkılan binalarda 1/10 kadar hata yapmış olsalardı mesela. Orada muhtemelen yıkılmazdı o zaman diye tahmin ediyorum. Onu da bilmiyorum yani, o benim bilimim değil. Ama şeyler, inşaat mühendisleri bilir orada ne hata yapılması gerektiğini, ne kadar hata yapılabileceğini. Ama 1/10 hata çok kötü bir hata gibi görünmüyor. Ne oldu bu arada? Bir sorun yok. Allah Allah. Evet, peki. Pekala. Demek ki hata bu. Yani 1/10 hata. Yaptığımız işe göre de bu büyük veya küçük bir hata olabilir. Burada şu haliyle küçük bir hata gibi görünüyor. Yani kabul edilebilir bir hata gibi görünüyor. Dolayısıyla ben delta y'yi, yani 0,3703 hesaplamak yerine dy'yi, yani türevseli hesaplarsam işte yaklaştırım formülüyle, o zaman 0,37 buluyorum. Bunu yapmakla da 1/10 hata yapmış olabiliyorum. Olay bu. Peki, türevseller ve noktasal esneklik. Evet, şimdi bakın esneklikler de geldi yine karşımıza. Önemli bir şey. Esneklik tabii sürekli kullanıyoruz biliyorsunuz, iktisatta ve başka yerlerde de kullanılıyor. İktisatta değil, birçok yerde kullanılıyor esneklik ama biz çok çok kullanıyoruz. Türevseller ve noktasal esneklik. Differentials and point elasticity. Şimdi tanım ne? Y eşittir Fx. Acaba burada ufak bir ara mı versek? Çünkü 11'i 20 geçiyor saat. Ve bizim daha epeyce işimiz var. Egzersizlere zamanımız olur mu bilmiyorum. Neyse, dur bakalım, devam edelim biraz. Şimdi evet. Türevseller ve noktasal esneklik. Differentials and point elasticity. Tanımı ne? Y eşittir Fx ise Y'nin X'e göre esnekliği. Elasticity of Y with respect to X diye okunuyor bu. WRT with respect to'nun, yani ona görenin İngilizcesinin kısaltılmışı. Y'nin X'e göre esnekliği. Elasticity of Y with respect to X. Nedir bu? Tanım olarak, genel tanım olarak epsilonla gösteririz bunu. Epsilon yx, yani y'nin x'e göre esnekliği demenin matematikçesidir bu. Yüzde y'deki yüzde değişim bölü x'teki yüzde değişim. Tanımı budur esnekliği. Yüzde delta y bölü yüzde delta x. Buradaki delta y delta x yerine dy dx kullanabilirim. Başka şeyler kullanabilirim. Çeşitli şekillerde ölçebilirim bu esnekliği. Ama genel formülü, genel tanımı budur. Y'deki oransal değişim bölü X'teki oransal değişim. Yüzde delta Y bölü yüzde delta X. Delta'yı burada genel değişim olarak kullanıyorum. Gerekirse bunun yerine D de kullanacağız tabii. Sonra yeri geldiği zaman. Şimdilik değişim olarak. Y'deki yüzde değişim, oransal değişim bölü X'teki oransal değişim, yüzde değişim. Soru burada şu. Niçin yüzde ve esneklik kullanırız? Yüzde şeyini ve esnekliği niçin kullanıyoruz? Sizden de cevap verenler olabilir. İsterseniz yan tarafa yazabilirsiniz de. Ama bunu yapmamızın aslında temel bir nedeni var. Birimden kurtarmak. Yani y ve x birimli büyüklükler. Kilogram, metre, işte ne bileyim ben, neyi ölçüyorsak. Lira, dolar, neyse bunların birimleri var. Ama o birim değiştiği zaman o şeyin görüntüsü de değişiyor. O şeyin ölçüsü de değişiyor. Bu birim değişikliklerinin ölçüye yansımaması için yüzde ve esneklik kullanıyorum. Yani direkt delta y, delta x veya y, x ve onların türevlerini kullanmak yerine onların oransal değişimlerinin ve bunların oranı olan esnekliği, yani oransal değişimlerin oranı olan esnekliği kullandığım zaman
bütün olayı birimden bağımsız hale getirmiş oluyorum. Bu da çok iyi bir şey tabii. Yani neye bakıyorum ben? X'teki %1'lik bir artışa mesela Y yüzde kaçlık artış veya azalışta cevap veriyor? Buna bakıyorum. Esneklik bunun cevabı işte. Peki bakalım. Örnek işte Q eşittir FP. Mesela bir talep fonksiyonu. Arz da olabilir bu. Q miktar fiyat arasında bir ilişki. Q eşittir FP. Buradan böyle bir fonksiyonum varsa elimde, yani miktarla fiyatı birleştiren bir talep veya arz fonksiyonu neyse bu, o zaman Q'nun P'ye göre esnekliğini hesaplayabilirim. Elasticity of Q with respect to P. Peki nedir? Epsilon QP, genel formül, henüz nasıl hesaplayacağımı söylemedim, sadece tanımı veriyorum. Yüzde delta Q bölü yüzde delta P. P. Yani Q'deki oransal değişim yüzde değişim bölü P'deki oransal değişim P'deki yüzde değişim. Peki. Nasıl hesaplarız? Bu tanım. Yay esnekliği, arc elasticity İngilizcesi, yay esnekliğini hesaplayacaksam orada işte kaba hesaplıyorum D, Y, DX'lerle. Noktasal esneklik hesaplayacaksam biraz sonra göreceğim gibi o zaman hassas ölçülerle, türevlerle ve türevsellerle hesaplıyorum. D, Y, DX'lerle. Yay esnekliği kaba, delta Y, delta X'lerle. Noktasal esneklik hassas, ince, D, Y, DX'lerle o. Peki. Bakın, epsilon YX üstüne küçük bir yay koyuyorum ben. Bunun küçük bir böyle bir aşağı bakan ay gibi bir şey. Niye? Yay esnekliği olduğunu ayırayım diye. Noktasal esneklikte de üstüne nokta koyuyorum. O zaman daha iyi anlaşılıyor ne hangi esneklikten bahsettiğim. Siz de böyle bir şey elde etmenize, böyle bir adet edinmenizde yarar var. Böyle bir uygulama. Çünkü yani yay esnekliği mi, noktasal esneklik mi, nasıl hesaplıyoruz esnekliği, bunu da belirtmekte yarar var tabii. Biz tabii türevi falan öğrendikten sonra genellikle pek yay esnekliğiyle uğraşmıyoruz ama yeri geldiğinde yay esnekliği de hesaplanabilir. Muhtemelen siz esnekliği ilk başta yay esnekliği olarak öğrendiniz zaten şeyde iktisat derslerinizde falan diye tahmin ediyorum. Türev daha henüz öğrenmemiş olduğunuz için ilk başta yay esnekliğiyle başlanır. Sonradan noktasal esnekliği türevli haline gelinir. Peki şimdi nedir bu? Delta Y, Y'deki değişim bölü yani Y işte Y0'dan Y1'e çıkıyor. Aradaki fark da delta Y. X0'dan X1'e çıkıyor. Aradaki fark da delta X. Bunun sonucunda zaten Y'nin hani X0'dan X1'e çıktığı şey Y0'dan Y1'e çıktığını varsayıyoruz. Yani Y ile X arasında Y eşittir Fx gibi bir bağıntı, bir fonksiyon var. Peki şimdi nedir? Bu delta Y'deki değişimi bir şeyle oranlamam lazım. X'teki değişimi de delta X'i de başka bir şeyle oranlamam lazım. Ve sonra bunları 100 ile çarparsam yüzde olarak ifade etmiş olurum. İstersen bu yüzleri sadeleştirebilirim de bu yüzlerin çok fazla bir önemi yok. Yani yüzde lafıyla ifade etmek için bu yüzlerle çarpıyorum her bir pay ve paydayı. Yoksa bir anlamı yok bunların. İkisi sadeleşip direkt oranlar üzerinden de gidebilirim. Peki şimdi bu delta y'yi neye oranlayayım? Bunu bir şeye oranlamam lazım birimden kurtarmam için. Bir şeye bölmem lazım. Aynı cinsten bir şeye bölmem lazım. Yani iki tane aynı birimli aynı cinsten şeyi birbirine bölerek birimi yok ediyorum. Ama şey bu. Yani yapmaya çalıştığım şey bu. Peki neye böleyim? Y0'a bölsem olur mu? Olabilir. Başlangıç noktasına. Ama o zaman bitiş noktasına haksızlık etmiş oluyorum. Y1'e böleyim. O da olabilir. Y1'e de bölebilirim. O zaman da Y0'a haksızlık etmiş oluyorum. Yani başlangıç ve bitiş noktalarının arasında bir yerlere bölmek çok daha şey olacak. İki tarafa da haksızlık etmemiş. İki tarafa da hani işte daha yakın bir şeye bölmem daha iyi olabilir. Bir arkadaşımız sesini açtı galiba. Bir şey sormuyorsanız lütfen sesleri kapayın. Çünkü buraya ses geliyor. Evet. Peki şimdi
O zaman doğrusu ne bunun? Ne yapalım? İki tarafa da hak geçmesin. Y0 artı Y1 bölü 2, yani ortalamasına böleyim. Şeylerin, ne derler? Y0'la Y1'in ortalamasına böleyim. Böyle de iki, hani daha şey, hani iki tarafa doğru da hata yapmamış, daha az hata yapmış olurum. Bu yay esnekliğinin şeyi bu. Anlamı bu. O zaman y0 artı y1 bölü 2, işte y ile y0 başlangıç ve bitiş konumlarının ortalamasına böleyim. Aynı şeyi x için yapayım. Paydada da aşağıda 100 çarpı delta x bölü x0 artı x1 bölü 2 olsun. Yani x0'a da değil, x1'e de değil, bunların ortalamasına, aritmetik ortalamasına böleyim. Geometrik ortalaması olsa ne olurdu? Yine bir şey değişmezdi, olabilirdi. O da başka bir ölçü olurdu. Ama öyle yapılmıyor. Aritmetik ortalamasına bölünüyor giderek, basit bir şey, ortalama. Peki, güzel. Buradan ne yapabilirim? Yüzleri sadeleştirebilirim. Paydada da var. İkileri de sadeleştirebilirim. Ve delta'ya ve delta x yerine de y1 eksi y0 ve x1 eksi x0 koyabilirim. O zaman bu formül neye dönüşür? Y1 eksi y0 bölü y0 artı y1'e dönüşür. Bölü x1 eksi x0 bölü x0 artı x1 olur. İşte yay esnekliğinin formülü. Sadeleştirdiğimiz zaman, yukarıdaki yani tanımdan gelen formülü sadeleştirdiğimiz zaman y0, y1 eksi y0 bölü y0 artı y1 veya y1 artı y0 isterseniz bölü x1 eksi x0 bölü x0 artı x1 şeklinde yay esnekliğini ifade edebiliriz ve hesaplayabiliriz bunları kullanarak. Bunlar hepsi sonlu, dikkat ederseniz. Mesela bu Q eşittir FP'de ne olacak o zaman? İşte 100 çarpı delta Q bölü Q0 artı Q1 bölü 2 bölü 100 çarpı delta P bölü P0 artı P1 bölü 2 olacak. Genel tanımı kullanırsam. Her bir payın ve paydayı, yani delta Q ve delta P'yi oranlamak için Q'nün başlangıç ve bitiş değerleri arasındaki şeyi, ortalamayı, P için de P'nin başlangıç ve bitiş değerlerinin ortalamasını kullanıyorum. O zaman işte sadeleştirdiğim zaman yüzler gidiyor, ikiler gidiyor. Ne kalıyor? Delta Q, Q1 eksi Q0, delta P, P1 eksi P0. Demek ki bu ifadede neye dönüşüyor? Q1 eksi Q0 bölü Q0 artı Q1 bölü P1 eksi P0 bölü P0 artı P1'e dönüşüyor. Bu işte yay esnekliği. Neyi istersek, elimizde iki tane değişken varsa bunların birbirlerine göre esnekliklerini hesaplamak istiyorsak bu formülü kullanabiliriz. Bu kaba sonlu ölçüm. Hep deltalarla sonlu ölçülebilir kaba ölçülerle yaptık. Peki biz ama artık türev falan biliyoruz. Türevsel de öğrendik. Ya onları kullanarak daha hassas bir şey yaparsak olmaz mı? Olur. Ne olur? İşte türevseller ve noktasal esneklik. Differentials and point elasticity. Yani yay esnekliği kaba ölçülen, sonlu ölçülen yay esnekliği yerine çok daha hassas ölçülen noktasal esnekliği de ölçebiliriz. Tıpkı şeyler yerine, değişim oranının yerine türevi kullandığımız gibi. Değişim oranının limiti türev. İşte yay esnekliğinin limiti de noktasal esneklik oluyor. Point elasticity. Peki. Nedir tanım? Y eşittir Fx ise Y'nin X'e göre esnekliği. Yine aynı şey, elasticity of Y with respect to X. Şeyi, ana tanım aynı. Yani yüzde delta y bölü yüzde delta x. Delta y diye y'deki oransal değişim bölü x'teki oransal değişim. Bir dakika, ne oldu? Bir yanlış şeye gittik biz. Başka bir sayfaya gittik. Ha, şimdi aynı şey, noktasal esneklik veya nokta esnekliği dediğimiz şey, point elasticity. Tanım yine aynı ama bu sefer kaba delta y delta x'ler yerine hassas dy dx'leri kullanacağız. Peki noktasal esnekliğin, burada aslında üstüne genellikle nokta koyardım ama burada becerememişim galiba koymayı. Kitapta da koymuyor zaten. Yani epsilon yx'i noktasal esneklik olarak kullanıyor ama ben genellikle nokta koymayı tercih ediyorum üstüne. Ki ayırayım diye. Tahtada falan yaparken koyuyorum. Burada nedense koymamışım. Belki koymanın yolunu bulamamış olabilirim bilgisayarda. Genellikle koyarım. Evet. Ama yani böyle de yazsanız, hani normalde esneklik deyince
özel olarak yay esnekliği olduğunu belirtmiyorsak genellikle noktasal esneklik hesaplarız. Çünkü biraz iktisat bilen insanlar genellikle türev filan da bilirler, kullanırlar. İkisi de kullanılabilir tabii. Yani yay esnekliği de yerine göre hesaplanabilir. Noktasal esneklik de hesaplanıp kullanılabilir. Nedir tanım? Tanımı şudur noktasal esnekliğin. 100 çarpı dy bölü y bölü 100 çarpı dx bölü x. Deminki yay esnekliğinin formülündeki delta y delta x yerine dy dx geldi. Yani x'teki sonlu değişimler, kaba değişimler yerine y ve x'in türevselleri geldi işte. 100 çarpı dy bölü y bölü 100 çarpı dx bölü x. Yüzleri yine sadeleştiririz. Dy bölü y bölü dx bölü x kalır. Ve bunlar her biri artık ayrı birer parça gibi gördüğüm için artık dy'yi, dx'i. Bunu istersem dy bölü dx çarpı x bölü y ya da dy bölü dx bölü y bölü x olarak da yazabilirim. Aynı şey, bakın dikkat ederseniz. Bu dy bölü y bölü dx bölü x'i, yani noktasal esnekliği, istersem dy bölü dx bölü y bölü x olarak yazabilirim. İstersem de dy bölü dx çarpı x bölü y olarak yazabilirim. Dy bölü dx türev. Y'nin x'e göre türevi. X bölü y ne? Ya da bölü y bölü x yazarsam y bölü x de ortalaması. Y'nin x'e göre ortalaması. Y bölü x. X başına y. Peki burada bunu iktisadi olarak ifade edersem veya yani iktisatta daha çok kullanıyoruz. Başka yerlerde aynı terimler kullanılıyor olabilir. Ama biz en çok iktisatta kullanıyoruz bunu. Dy bölü dx bölü y bölü x olarak yazarsam dy bölü dx türevdir. Yani marjinal fonksiyondur. MF, marjinal fonksiyon. Marginal function. Neyse bu. Faydaysa marjinal fayda. Şeyse ne derler? İşte neyi hesaplıyorsam onun marjinali. Maliyetse marjinal maliyet. Peki. Dy bölü dx. Bölü y bölü x bu ne? Bu da ortalama fonksiyon. Y'nin x'e göre ortalaması, y'yi x'e böldüğüm zaman parça başına maliyet mesela. Değil mi? O da ortalama fonksiyon. AF. Average function. Marginal function. Average function. MF bölü AF. Marginal fonksiyon bölü ortalama fonksiyon. Tamam. Peki. İyi de şey olarak ne kullanacağız peki? Bu x ve y olarak, yani dy'yi, hadi dy dx'i işte türev üzerinden türevselleri de hesapladık. Güzel. Dy ve dx'i hesaplayabiliyoruz yine türev üzerinden. Peki y ve x olarak ne kullanacağım? Burada başlangıç noktalarını kullanacağım. Y0 ve x0'ı kullanacağım. Niye? Çünkü türev değerinde başlangıç noktasında x0'da hesaplıyorum da ondan. Artık bir kiriş yok. Sonlu delta y delta x yok. Ne var? X0 ve onun küçük komşuluğunda hesaplanmış işte teğet, teğetin eğimi var. Türev dediğimiz şey bu. Dolayısıyla da burada x0 ve y0'ı kullanacağım oranlamak için. Ve bütün her şeyi x0, y0 noktasında hesaplayacağım. Değerler öyle hesaplanacaklar. Peki esnekliğin yorumu. Interpretation of elasticity. Nedir? Nasıl yorumlayacağız bu? Bir şeyi hesaplıyoruz, tamam. Hesapladık bir şey de ne demek bu? Değil mi? Bir defa biz biliyorsunuz iktisatta esnekliği cebirsel olarak değil mutlak değer olarak alıyoruz. Cebirsel değeri de kullanılır. İşareti de kullanılır. Kullanılmaz değil. Bu da bize bir şey söylüyor. Ama genellikle bizim derdimiz kim kime göre ne kadar değişiyor olduğu için mutlak değer olarak ifade etmeyi tercih ediyoruz. Siz hem cebirsel olarak hesaplayın, onun ne demek olduğunu bilin. Hem de mutlak değer olarak, onun mutlak değerini alınca işte pozitif bir değer elde ediyoruz. Ne oluyor? Eksisini artısını yok edip hepsini artı olarak düşünüyoruz. Mutlak değer almak o demek. Yani aradaki farkı ne taraftan ölçersek ölçelim fark etmiyor. Sonuçta kim kime göre ne kadar değişmiş onu verin. Şimdi genel olarak ne söylüyor bize bu esneklik? X'teki yani bağımsız değişkendeki %1'lik bir değişimin bağımsız ve bağımlı değişkende ona bağlı olarak yüzde kaç değiştiğini söylüyor. Esnekliğin söylediği şey bu. Ve cebirsel değeri de aslında önemli. Niye? Çünkü birlikte mi değişiyor bunlar? Ters yönde mi değişiyorlar? Doğru orantılı mı yoksa ters orantılı mı? Onu da o işaret veriyor. Artıysa
şey pozitifse aynı yönde değişiyorlar türevde olduğu gibi. Negatifse de ters yönde değişiyorlar. Ama biz bunu zaten hani incelemişiz. Şu anda sadece X'teki %1'lik değişime Y yüzde kaçlık değişimle şey yapıyor. Ne tarafa doğru gittiği önemli değil. Ne kadar değiştiği, yüzde kaç değiştiği önemli diyorsak o zaman işte bunu esnekliğin şeyini alıyoruz. Mutlak değerini alıyoruz. Ve diyoruz ki mutlak değer epsilon yx eşit sıfırsa ne demek bu? X istediği kadar değişsin, y değişmiyor demek. Y x'e göre tam katı. Y is perfectly inelastic ya da rigid deniliyor. Rigid katı demek. İnelastik de aynı şekilde. Perfectly inelastic tam katı. Tam esneksiz yani. Y is perfectly inelastic with respect to x. Y is rigid with respect to x. Yani tam katı. X ne kadar değişirse değişsin, y değişmiyor. Ne? Mesela işte hani kanser ilacı. Fiyatı ne kadar değişirse değişsin, insanlar bunu talep ediyorlar. Talepte şey yapmıyor, talebi değişmiyor. Talebi belli bir talebi var. Fiyatı ucuzladı diye insanlar kanser ilacı almıyorlar. Pahalılaştı diye almamazlık da edemiyorlar. Bir şekilde işte bir yerden bulup filan alıyorlar değil mi? Dolayısıyla bu kadar hayati bir şeyse son derece katı olacaktır talebin fiyat esnekliği. İşte bu durumu ifade ediyor. Esnekliğin cebirsel olarak hesaplıyoruz, mutlak değerini alıyoruz, sıfır çıkıyor. Tamam. Peki daha bu tabii uç bir durum. Yani tam katı durumlar vardır tabii. İktisatta da toplumda da çıkabilir karşımıza. Ama daha az bulunan daha uç bir durum. Ne olabilir? Mesela epsilon yx'in mutlak değeri birden küçük olabilir. Bu ne demek? Yx'e göre az esnek. Y is inelastic with respect to x. Mükemmel katı değil. Tam katı değil. Ne? Az esnek. Yani x %1 değiştiği zaman y ona %1'den daha az bir değişimle, %0.5'la mesela cevap veriyor. Tepki gösteriyor. O demek bu. Peki epsilon yx'in mutlak değeri 1 olursa yx'e göre birim esnek. Bunu da böyle adlandırıyoruz. Y is unit elastic with respect to x. Ne demek? İşte şey x %1 değiştiği zaman y buna %1'lik bir değişimle cevap veriyor demek. Yok epsilon yx'in mutlak değeri birden büyük olursa y x'e göre esnek diyoruz. Y is elastic with respect to x. Ne demek? X %1 değiştiği zaman y buna %1'den daha büyük bir şeyle mesela %1,5, %2 falan gibi bir değişimle cevap veriyor. X birazcık değiştiği zaman y daha çok değişiyor demek. Ve dikkat ederseniz birimden bağımsız bunlar. Hep yüzdeyle ifade ediyoruz. Ve bir de son olarak epsilon yx'in mutlak değeri artı sonsuzsa y x'e göre sonsuz esnek. Y is infinitely elastic with respect to x. Bu ne demek? X'te çok küçük bir değişiklik olduğu zaman, %1'lik bir değişiklik olduğu zaman y sonsuz değişiyor. Fırlayıp gidiyor. Bu anlama geliyor. Yani korkunç, ufacık bir x'teki ufacık bir değişikliğe y sonsuz bir tepkiyle şey yapıyor, cevap veriyor. Bu da işte y x'e göre sonsuz esnek. Y is infinitely elastic with respect to x. Peki, güzel. Bakalım. Örnek. Bir şey yapalım, bir örnek yapalım. Sayısal bir örnek, basit bir talep örneği işte. Bir düz talep fonksiyonu verilmiş bize. Q'd eşittir 100-2p. Yani p'nin q'nün değil de q'nün p'nin fonksiyonu olarak verilmiş. Düz talep fonksiyonu. Q'd eşittir 100-2p. Bunun türevini alabilir miyiz? Alabiliriz. dQ'd bölü dp yani q'nun p'ye göre türevi -2'dir değil mi? 100'ün türevi 0. -2p'nin türevi de -2. 0-2-2 işte. Tamam. Bunun türevi -2. Q'd bölü p'yi hesaplayabilir miyim? Yani q'nun p'ye göre ortalamasını hesaplayabilir miyim? Hesaplayabilirim. Q 100-2p bunu p'ye böldüğüm zaman işte 100-2p bölü p'de Q'd bölü P oluyor. Peki buradan noktasal esneklik hesaplayabilir miyim? Hesaplayabilirim. İlk önce cebirsel olarak hesaplayacağım. Sonra da mutlak değerlerini tartışacağım. Nedir cebirsel olarak? dQ'd bölü dP bölü Q bölü Q'd bölü P'dir. Yani türev, yani Q'nun P'ye göre marjinali türevi bölü Q'nun P'ye göre ortalaması.
Q'nun P'ye göre türevi marjinali neydi? Eksi 2 bölü Q'nun P'ye ortalaması, o da 100 eksi 2 P bölü P. P'yi de yukarı çıkarırsam eksi 2 P bölü 100 eksi 2 P olarak bu esnekliği hesaplarım. Yani burada ikileri de sadeleştirirsem eksi P bölü 50 eksi P şeklinde, ikiye bölersem her tarafı yukarı aşağı payı paydayı, eksi P bölü eksi 50 şey bölü 50 eksi P olarak noktasal esnekliği hesaplamış olur. Dikkat edersiniz, bu noktasal esneklik, yay esnekliği değil, noktasal türevle hesapladım. Yüzleri hiç kullanmadım zaten, baştan şey yapmışım. Yani istersem bunu 100 çarpı dqd bölü qd bölü 100 çarpı dp bölü p olarak da yazabilirdim. Ama bunu hiç yapmamış, direkt marjinal bölü ortalama formülünden gitmiş. Burada o şekilde yapmışız. Bu yapılabilir, sorun değil. Ne doğru formülü kullandıktan sonra mesele yok. Ha, peki. Eksi p bölü 50 eksi p. Bu bir formül. Ve cebirsel. Mutlak değer falan değil. Peki ne yapacağız? O zaman ne yapmamız lazım? Şeyi ne derler? Bunun hesaplayalım. Her bir durum için. P'nin çeşitli değerleri için bunu hesaplayalım ve mutlak değerine göre işte katı mı, esnek mi, kim kime göre ne kadar esnek, ne kadar katı, onu görelim. Değil mi? Peki ilk önce P eşit 0 olursa fiyat 0'dan mesela 50'ye kadar değişebilir, değil mi burada? Fiyat 0 olursa payda 50 olur. Fiyat 50 olursa payda 0 olur. Aradaki diğer değerler de mümkündür. Peki P eşit 0 oldu. Bedava veriyoruz neyse o şeyi. Ona göre talep ne oluyor? Talebin esnekliği. Noktasal esnekliği. Epsilon QP, bakın cebirsel olarak hesaplıyorum ilk önce. Eksi 0 bölü 50 eksi 0. Yani eksi 0 bölü 50 yani 0. Mutlak değeri de 0. O zaman epsilon QP'nin mutlak değeri 0 olduğuna göre QP'ye göre, yani talep edilen miktar fiyata göre tam katıdır, rigittir. Buna katı talep diyoruz. Peki rigid demand, katı talep. P eşit 20 olursa mesela, 10 falan diye de yapabiliriz ama 20'ye çıkalım. 20'yi deneyelim, 25'i deneyelim, 30'u deneyelim, sonra da 50'yi deneyelim, bakalım ne olacak. P eşit 20 olursa, değil mi? Epsilon QP, yani cebirsel olarak esneklik, işte eksi P, eksi 20 bölü 50 eksi 20. 50 eksi 20 30, eksi 20 bölü 30 yani eksi 2 bölü 3. Mutlak değeri ne bunun? 2 bölü 3. Birden küçük mü? Küçük. 2 bölü 3 birden küçüktür. Ne demek o zaman? Bu az esnek, inelastik. Yani talep fiyata göre az esnek. Tamamen esneksiz, tamamen katı değil ama az esnek. Fiyat %1 arttığı zaman talep %1'den daha az düşüyor, %0.5 düşüyor. Mesela burada 2 bölü 3 düşüyor, 0,66 düşüyor anlamına geliyor. 2 bölü 3 yaklaşık 0,666'dır işte. Dolayısıyla 0,66 diyebiliriz ya da 0,67 diyelim isterseniz. Fiyat 1 birim arttığı zaman, 1 lira arttığı zaman bu şey neyse, %1 arttığı zaman, 1 lira değil. Fiyat %1 arttığı zaman bu şeyin talebi %0,66 ya da 0,67 düşüyor. Yani %1 düşmüyor, ondan daha az düşüyor. Buna az esnek, inelastik demand, az esnek talep diyoruz. Peki P eşit 25 olursa? P eşit 25 olursa ne oluyor formül? Eksi 25 bölü eksi 50 25 yani eksi 25 bölü 25 yani eksi 1. Cebirsel değeri eksi 1. Mutlak değeri 1. O zaman bu birim esnek. Ünit elastik. Ne demek? Fiyat %1 artarsa talep %1 azalıyor. Fiyat %1 azalırsa talep %1 artıyor. İşte bu anlama geliyor. P 30 olursa ne oluyor? Bakalım, eksi 30 bölü 50 eksi 30. Yani eksi 30 bölü 20. Yani eksi 3 bölü 2. Mutlak değeri 3 bölü 2. Birden büyük. Buna esnek talep diyoruz. Elastic demand. Esnek. Elastic. İngilizcesi esnek talep. Elastic demand. Ne demek?
fiyat %1 artarsa talep %1'den fazla azalıyor. Fiyat %1 azalırsa talep %1'den fazla artıyor. Böyle durumda mesela fiyat kırmak akıllıca bir şeydir, akıllıca bir stratejidir. Fiyatını düşürerek toplam gelirimi arttırabilirim. O zaman indirim yapmak akıllıcadır böyle bir mal için, satıcı açısından. Çünkü o zaman daha fazla insanlar çok daha fazla alıyorlar. Fiyattaki küçük bir indirime daha fazla taleple cevap veriyorlar. Ben çok satarak sürümden kazanıyorum. Sürümden kazanmak dediğimiz şey bu işte. Ha, peki P eşittir 50 olursa ne oluyor? O zaman epsilon QP eksi 50 bölü 50 eksi 50, o da 0. Eksi 50 bölü sonsuz değil mi? Yani limit olarak düşünürsek bunu eksi sonsuz işte. Sonuçta esneklik de türev üzerinden hesapladığımız için bu bir limittir. Dolayısıyla şey de yapabiliriz. Yani esneklik eşit sonsuz da yazabiliriz. Bu da bir şeyi eşit sonsuz yazabileceğimiz ender durumlardan biridir. Limit eşit sonsuz olur. Türev ve limit özelliği taşıyan şeyler sonsuz, eşit sonsuz yazabiliriz. Ama esneklik de dikkat ederseniz türev üzerinden hesapladık. Dolayısıyla esneklik de bir limittir aslında. Dolayısıyla orada da eşit eksi sonsuz yazabilirim. Eksi 50 bölü 50 eksi 50. Yani eksi 50 bölü 0. Ama 0 değil işte, 0'a sonsuz küçük yaklaşıyor. Dolayısıyla eksi sonsuz. Tamam. O zaman ve bunun mutlak değeri de artı sonsuzdur. Sonsuz esnek. Infinitely elastic. Ne demek? Fiyatı %1 indirirsem talep, bütün millet üşüşüyor. Yani sonsuza gidiyor benim talebim anlamına geliyor. İdeal bir durum olurdu bir satıcı açısından. Azıcık fiyatımı düşüreyim, bütün millet üşüşsün malın başına. Elim var yok, hepsini satayım, yok satayım. O anlama geliyor. Peki... Şey olarak bakarsak, grafik olarak ne demek diye bakarsak buna, grafik olarak ne demek diye bakarsak, aynı şeyleri, bu kavramları grafikler üzerinde de görebiliriz. Şimdi, bunları ben kendim çizmişim galiba, çünkü biraz şey, demek ki yokmuş bu grafikler tam olarak, ya da çizimi verilmemiş bir şekilde ben eklemişim galiba. Kısa bir ara verebilme şansımız var mı hocam acaba? Olabilir, olur tabii. 3-4 dakika iyi mi? Yeter tamam. Hocam yeter, aynen. Tamam, 3-4 dakika ara verelim, ondan sonra devam edelim tabii.
Nasıl vaziyet? Başlayalım mı? Başlayalım hocam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Başlıyoruz o zaman. Peki şimdi herkes yine şeyi görüyor değil mi? Sunumu görüp benim sesimi duyabiliyorsunuz. Tamam. O zaman başlayalım. Evet hocam, bir sıkıntı yok. Harika. Şimdi x, y ekseni üzerinde bunları çizersek herhangi bir fonksiyon y eşittir fx diye bir fonksiyonumuz var. Burada aşağı eğimli çizilmiş, bir sonraki grafikte de yukarı eğimli olanını da inceleyeceğiz. Yani mesela bunu bir talep fonksiyonu gibi düşün. Olmaz da gelmez. Herhangi bir şey olabilir bunlar. Yani bir tanesi aşağı eğimli azalan fonksiyon, diğeri de artan fonksiyon. Her durumda esneklikleri inceleyeceğiz şimdi. Bakalım. Geometrik olarak nasıl görürüz esneklikleri? Önemli bir şey bu. Mesela işte hani sınav soruları ne soracaksın filan diyorsunuz ya. Burada mesela bir takım çizimler verip onun üzerinden şu noktada esneklik nedir diye size sorabilirim. Çünkü gözle görülebilen bir şey bu. Nasıl okumasını bilirsek onu. Yani oradaki esnekliği, bir şeyin, bir fonksiyonun bir noktasındaki esnekliği doğru çizimleri, doğru şeyleri yaparak ondan sonra esnekliği bir mi, birden büyük mü, birden küçük mü, sonsuz mu, işte sıfır mı görülebilir. Bakalım nasıl göründüğünü, nasıl okuyacağımızı bu grafikleri öğrenelim. X, Y ekseninde orijin bildiğimiz kartezyen koordinat sistemi Y eşittir Fx diye şöyle azalan bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonun bir A noktası, bir tane noktasını alıyoruz. Buraya X0, Y0 diyorum. X0, Y0 noktasına A diyoruz fonksiyonun üzerindeki o nokta. Tamam. X koordinatı X0, Y koordinatı Y0. Neye ihtiyacım var benim? Marjinal fonksiyonu ve ortalama fonksiyona ihtiyacım var benim. Yani epsilon yx, yani noktasal esneklik, marjinal fonksiyon bölü ortalama fonksiyon. Yani dy bölü dx bölü y0 bölü x0'dır. Y0, x0 başlangıç noktaları tabii, başlangıç x ve y'si. Niye? Çünkü sonsuz küçük ölçüyoruz, hassas ölçüyoruz artık. Noktasal esneklik ölçtüğümüz için y'yi, dy'yi y0'a, dx'i de x0'a oranlıyoruz. Dolayısıyla esnekliğin formülü de çeşitli şekillerde ifade edilebilir. Bir ifadesi de bu dy bölü dx bölü y0 bölü x0. Yani marjinal fonksiyon bölü ortalama fonksiyon. Dy bölü dx'i de x0'da hesaplıyoruz tabii, türev değerini x0'da hesaplıyoruz. Peki şimdi dy bölü dx ne? Türev. Türev ne demek? Fonksiyonun o noktadan geçen teğetinin eğimi. Teğet neresi? Teğet işte burası. Bakın çizmişiz şurada. A'dan bir teğet çizmişiz. Onun x ekseniyle yaptığı açı şu açı, teta m açısı. Onun tanjantı da karşı kenar bölü komşu kenar. Değil mi? Şu şeyin, bunun eğimi negatif bir eğim. Teta m'nin tanjantı. Karşı kenar bölü komşu kenar. Bu aslında eksi olması lazım. Yani öbür karşı açının, bunu 180'e tamamlayan açının tanjantı olması lazım ama biz bu tarafa alıyoruz. Görebildiğimiz, daha iyi gördüğümüz bu taraf olduğu için bu tarafa alıyoruz. Sonuçta mutlak değer alacağımız için bir şey fark etmiyor. Peki buradan teğet geçip, A'dan teğet çizgiyi çizip x ekseniyle yaptığı açıyı, işte ona teta m açısı diyoruz. Bunun A'dan x0'dan A'ya bir dik çıkarırsam, ki bu y0'a karşılık geliyor dikkat ederseniz boy olarak. Bunu işte şuraya bölersem, karşı kenar bölü komşu kenar, yani şuradaki son nokta neyse onunla x0 arasındaki farka, teta m'nin tanjantını bulmuş oluyorum. Teta m ne kadar genişse tanjantı o kadar büyüyor. Yani teğetin eğimi o kadar dikleşiyor. Teta m ne kadar küçükse, dar açıysa da teğetin eğimi o kadar daralıyor. Yani teğetin, şu teğeti çizip A'dan teğetin x eksenine göre eğimine baktığım zaman işte bu teta m açısının tanjantı, teğetin eğimi bana türevin büyüklüğünü gösteriyor. Peki tabii eksi olarak burada negatif, aşağı azalan fonksiyon olduğu için. Y0 bölü x0'ı nasıl hesaplayacağım? O da çok basit.
orijinden, başlangıç noktasından A'ya bir ışın çıkarıyorum. Bu ışının O A doğru parçasının x ekseniyle yaptığı açıya da teta A diyorum. Bunun karşı kenarı yine işte y0, dikkat ederseniz burada x0'dan a'ya çıkardığım dik aynı zamanda 0'dan y0'a, orijinden y0'a çıkardığım dik aynı şey, paralel bunlar. Yani şu y0 büyüklüğü burası, bu uzunluk. O'dan x0'a kadar olan, orijinden x0'a kadar olan büyüklük de x0 büyüklüğü işte. y0'ı x0'a bölersem tanjant teta a'yı bulmuş olurum. Yani neyi bulmuş olurum? Ortalamayı bulmuş olurum. İşte orijinden A'ya kadar giden ışının eğimi bana ortalamanın büyüklüğünü söylüyor. A'dan T'ye geçen şeyin ışının doğrunun x ekseninde yaptığı açının açı tanjantı, yani o T'nin eğimi de bana marjinali, yani türevi söylüyor. Hangisi daha büyükse, yani teta M açısı daha genişse teta A'ya göre ne oluyor? Marjinal ortalamaya göre büyük oluyor. Bunun mutlak değer olarak da marjinalin ortalamaya bölümü birden büyük oluyor. Esneklik birden büyük oluyor dolayısıyla. Başka bir deyişle şurada yazdığım şey, teta m teta a'dan küçük olursa, aslında bunu mutlak değer olarak demek lazımdı. Yani geniş açıları dikkate almadık burada. Hep dar açı olarak gördük bunları. Dolayısıyla teta m ölçüsü teta a'dan, o ölçüden küçük olursa, yani bu teta m teta a'ya göre daha dar bir açı olursa, tanjant teta m de tanjant teta a'dan daha küçük olacaktır mutlak değer olarak. Burada mutlak değer demişiz ki doğru. Çünkü açının dar açılı geniş açı olmasına göre bu tanjant negatif veya pozitif olabilir. Peki o zaman esneklik, burada esnekliğin cebirsel değeri epsilon yx eksi 1 ile 0 arasında olacaktır. Niye eksi? Çünkü azalan bir fonksiyon. Tanjant teta m değil, aslında karşısının şeyini ölçtüğümüz için bu negatif olacaktır. Bu tanjant teta m dediğim şey aslında tanjant teta m karşı açının şeyidir. Teğetin eğimi aslında buradan geniş açının şeyidir. O da eksi olur. Ama önemli değil. Sonuçta azalan bir fonksiyon, eksi olduğu belli. Dolayısıyla tanjant teta m büyüklük olarak tanjant teta a'dan küçükse pay paydadan küçük demektir. Payda daha büyük demektir. Bu şey mutlak değer olarak birden küçük, cebirsel değer olarak da 0 ile eksi 1 arasındadır. Mutlak değeri de birden küçüktür. Yani az esnektir. İşte a noktası bu grafik üzerinde, bu y eşittir fx fonksiyonunun az esnek bir noktası. Yok ne olabilirdi mesela? Şuralarda bir yerde, daha yukarılarda bir yerde bir nokta, B noktası gibi alsaydım, oradan teğet çizdiğim zaman o teğetin yaptığı teta M açısının büyüklüğü çok daha büyük olacaktı teta A'ya nazaran mesela. O zaman ne olacaktı? Belki şey olacaktı. Daha doğrusu tam tersi. Yani burada teta A daha büyük, teta M daha küçük olacaktı bu tarafta. A'nın sol tarafında. Yani daha da az esnek olacaktı. Orijine geldiğim zaman tam katı olacaktı. Yok A'nın bu tarafına geçtiğim zaman teta A daha dar bir açı olacaktı. Teta M daha geniş bir açı olacaktı. Şöyle A'nın daha da sağında gittikçe teta M daha geniş oluyor. Teta A daha daralıyor. Dolayısıyla daha esnek hale geliyor. Belli bir yerde de tam birim esnek oluyor bunlar. Mesela şöyle bir yerde sağdaki grafikte. Ne oluyor burada? A noktasını şurada çizersek, öyle çizersek ki öyle bir yer burası. Bu şeyin üzerinde bir tane var bu noktadan. Teta A ile teta M şeyleri olarak bakıyoruz tabii, dar açıları olarak karşılıklı birbirine eşit oluyor. Dolayısıyla tanjantları da birbirine eşit. Dolayısıyla esneklikte, yani marjinal ortalamaya eşit olunca esneklik 1 oluyor. İşte bu A noktası birim esnek bir nokta. Burada dikkat ederseniz şu şeyler, çizgiler bir eşkenar üçgen oluşturuyorlar. Teta A, teta M'ye eşit. Dolayısıyla da işte birim esnek bir noktayı da böyle görebiliyoruz. Yok daha bu taraflarda, şeylerde, sağ tarafında
x sonsuza doğru giderken oralarda noktalar alsak, orada teta a çok daralıyor, teta m daha genişliyor. Dolayısıyla tanjant teta m tanjant teta a'dan daha büyük oluyor. Marjinal ortalamadan daha büyük oluyor ve daha esnek oluyor. Sonsuza giderken de sonsuz esnek oluyor zaten. Yani x eksenine paralel olsaydı sonsuz esnek olacaktı. Peki artan bir doğruda nasıl görünüyor? Mesela bir arz eğrisinde nasıl görürüz bunu? Y eşittir fx bu sefer artan bir doğru. Burada da iki tane artan doğru var. Şeyi kolay. Birim esneği sağ taraftakinden başlayalım bu sefer. Birim esneği anlaması çok kolay. Çünkü orijinden çıkan ışın A noktasına teğet geçerse teğetle orijinden gelen ışın aynı şey olur. Dolayısıyla marjinalle ortalama aynı şey olmuş olur. Dolayısıyla pay ve payda aynı olursa bunların bölümü 1'dir. Teta A eşit teta M olsa tanjant teta A tanjant teta M'ye eşittir. Cebir şey olarak mutlak değer olarak. Zaten burada cebirsel değeri de eşit. Çünkü aynı yöndeler ve artan bir fonksiyon. Dolayısıyla cebirsel değeri de pozitif. O zaman epsilon yx cebirsel olarak da mutlak değer olarak da 1 olacaktır. Tanjant teta A teta M bölü tanjant teta A. Bunlar eşitlerse bu oranda 1'dir. Yine aynı şekilde epsilon yx marjinal fonksiyon bölü ortalama fonksiyon. Yani dy bölü dx bölü y bölü x olarak. Yani tanjant teta m bölü tanjant teta a olarak. Tabii bunları mutlak değer olarak düşünüyoruz. Geniş açı değil dar açılar diye bakıyoruz buraya. Peki. Başka türlü bir nokta. Yani mutlak şeyi esnekliği bir değil de birden farklı bir nokta nasıl görülür? İşte şuradaki sol taraftaki çizimdeki A noktası gibi. Bu A noktasında orijinden A'ya bir ışın uzattığım zaman şöyle bir açı oluyor. Teta A açısı oluşturuyor. Yok teğetini çizdiğim zaman, o noktadan geçen teğeti çizdiğim zaman x ekseniyle daha x0'a doğru bir yerlerde, arada bir yerde buluşuyor ve teta M açısı oluşturuyor. Burada dikkat ederseniz teta M teta A'ya göre daha geniş bir açı. O zaman tanjant teta M de tanjant teta A'dan büyük olacaktır. Yani pay paydadan büyük olacaktır. Esneklik hem cebirsel hem de mutlak değer olarak birden büyük olacaktır. Yani fonksiyon bu A noktasında y x'e göre esnek. İşte bunu görüyoruz. İşte bu şekilde geometrik olarak da okumak mümkün. Siz şimdi çeşitli egzersizlerle, çeşitli fonksiyonlar, grafikler çizerek hangi nokta, mesela şeyler, doğrular, çeşitli talepler, arzlar üzerinde hangi nokta esnektir, hangi nokta az esnektir filan, bunu kendiniz antrenmanını yapabilirsiniz. Burada gerekli şeyleri gördük böylece. Sınavda da sorabilirim tabii ki. Peki, biraz da şeylerine yapalım bunların, bakalım egzersizlerine bakalım bunların. Orada da bugünlük bitirelim. Zaten bunların bazıları hani kağıt kalemle yapılması lazım. Ezbere ne kadar yapabiliriz bilmiyorum. Bazılarını ise daha rahat yapabiliriz. Bir görelim bakalım. Şöyle biraz gidelim. Birer örnek falan yapalım. Sonra eksikleri de daha sonra tamamlarız. Önümüzdeki hafta bilmiyorum şeye geçecek miyim. Belki 8-2'yi de yaparım. 8-1'den sorumlusunuz. Anlattık onu. Tamam. 8-2 toplam türevseller. Bu da kısa bir şey aslında. Burası da kısa ve çok basit bir şey. Aslında türevsel kuralları bile basit de sonraki toplam türevler biraz şey. Bakalım önümüzdeki hafta yani 8-2'yi yaparım. Belki 8-3'ü de yaparız. 8-3 çünkü çok en kolayı. 8-3 türevsel kuralları bizim türev kurallarının türevsel olarak yazılması başka hiçbir şey değil. Biliyoruz aslında bunları. Dolayısıyla da önümüzdeki hafta bir bakalım ne yapacağımızı. Belki 8-2, yani 8-2'yi kesin yaparım da 8-3'ü de herhalde yaparız. O hiçbir şey değil o. Herhalde orada kalırız. Toplam türevlere herhalde geçmeyiz. Orası biraz uzun ve biraz daha hassas. Onun için önümüzdeki hafta herhalde yani ya 8-2 ya 8-3'ün sonunda bitiririz. Bir şey yok burada zaten. 5 tane slide var. Çok kısa ve 8-3'ü anlattım bile. Yani türev kurallarının türevsiz şey olarak, türevsel olarak yazılmasından ibaret. Çok basit zaten. Neyse tamam bakalım. Şimdi biraz şu egzersizlere bakalım. Yine önümüzdeki hafta elimizde kalan son egzersizleri de mesela
çarşamba perşembe derslerinde mesela sırf egzersiz yapabiliriz, sırf alıştırma yapabiliriz. Pazartesi dersi bitiririz, çarşamba perşembe, pazartesi salı dersi bitiririz, çarşamba perşembe sırf kalan şeyi çözemediği problemleri çözeriz mesela filan, o şekilde bitiririz. Ve hepsinden de tabii sorumlu olursunuz. Evet, peki şimdi ne yapıyoruz? Bunların diferansiyellerini, türevsellerini bulun demiş. DY'yi bulun. Ne demek bu? DY eşittir F üssü X DX. Yani şu fonksiyonların türevlerini hesaplayın ve DX ile çarpın. Böylece DY'yi bulmuş olun. Değer meğer istemiyor. Sadece türevini alıp onu dx ile çarpın diyor. Dy eşittir f üssü x dx türevsenin formülü bu. Y işte neymiş? Eksi x çarpı x kare artı 3. Nedir? Çarpımın türevi başında eksisi var. X'in türevi 1. 1 çarpı x kare artı 3 artı x çarpı 2x artı 0. 2x çarpı x, x kare. Şey, 2x kare. X kare artı 3 artı 2x kare. 3x kare artı 3. Değil mi? Eksisi de var başında. Eksi 3x kare artı 3. Ya da eksi 3x kare, eksi 3 içeriye dağıtınca. Bu işte türevi. Bununla dx'i çarptığımız zaman dy'yi bulmuş oluyoruz. Bu kadar basit. Öbürlerini de siz yapın yine. Şeyden bakın. Ne derler? Çözüm kitabında. Şimdi çözüm kitabında açayım paylaşayım diyeceğim ama onu yaptığımız zaman bu sefer görünmüyor mörünmüyor. Tekrar paylaşımı durdurup çözüm kitabını her şeyi ekranı paylaştığım zaman bu sefer geçen derste kimse bir şey göremedi ama bilmiyorum nasıl yapalım. Deneyelim mi? Niye öyle oldu geçen derste bilmiyorum. Hiçbir şey görünmezse de o çözüm kitabını açmanın bir anlamı yok. Hiç olmazsa burada sunumu görebiliyoruz. Ne derseniz deneyelim mi bir açmayı? Ya da böyle mi gidelim? Bence böyle devam edebiliriz. Doğru. Evet, değil mi? Böyle devam edelim. Çünkü ondan sonra tamamen bozuluyor. Sizin elinizde çözüm kitabı var. Açıp daima bakabilirsiniz zaten. Peki, şimdi. Neymiş? İkinci soruda şöyle bir şey, bir ithalat fonksiyonu vermiş bize, import function, ithalat fonksiyonu, yani dış alım. M eşittir F'ye, bizim toplam dış alımlarımız, yani toplam ithalatımız, ulusal gelirimize bağlı. Ulusal gelirin belli bir payıdır, belli bir yüzdesidir bu. İşte M eşittir F'ye diye, ulusal gelir insanı ne kadar büyükse, üretimimiz ne kadar çoksa o kadar aramal ithal ederiz. Mesela dolayısıyla böyle bir doğrusal ilişki var. Şeyde daha doğrusu ne doğrusal demeyelim. Oranlı, yani doğru oranlı bir ilişki vardır. Üretimimiz arttıkça ithalatımız da artar. Üretimimiz azalırsa ithalatımız da azalır. Niye? Çünkü ürettiğimiz şeylerin bir kısmı malzemesini işte kimi zaman enerji, kimi zaman aramallar filan dışarıdan ithal ederiz. Her şeyi kendimiz üretmeyiz. Dolayısıyla üretimimiz arttıkça buna bağlı olarak ithalatımız da dış alımımız da artar. M eşittir F'ye ve bunun türevi pozitiftir. Ne diyor? Şeylerin epsilon M'yi istiyor bizden. Yani ithalatımızın gelir esnekliğini istiyor. Y ulusal gelir. İthalatınızın ulusal gelire göre esnekliğini hesaplayın diyor. Ve bunu da ithal eğilimi, gelir üzerinden ithal eğilimi, yani ithalatın gelire göre türevini kullanarak hesaplayın diyor. Aslında bu ithal eğilimi dediği şey iktisatta ithalatın gelire göre türevi demek. Gayet kolay değil mi? Şimdi ne yapacağız? M'nin Y'ye göre türevi F üssü Y. F'nin Y'ye göre türevi işte. M F'ye olduğuna göre M'nin Y'ye göre türevi F üssü Y, F'nin Y'ye göre türevi. Üssü derken burada F, yani Lagrange şeye, F üzerinden ayıraç Y anlamında kullanıyorum. M'nin Y'ye göre türevi. F'nin Y'ye göre türevi. Sayısal bir değer olsaydı, fonksiyon formunu vermiş olsaydı yine bu türevi hesaplardık. Yukarıdakilerde hesaplayabileceğimiz gibi. Şimdi
Sonra ne yapacağım? Bu ne? Bu marjinal fonksiyon. Bunu ne yapacağım? Ortalama fonksiyona böleceğim. Ne yani bu ortalama fonksiyon? M bölü Y. Yani F'nin Y'ye göre türevini bölü M bölü Y yapacağım. Ya da F'nin Y'ye göre türevi çarpı Y bölü M olacak. Dolayısıyla M bölü Y'ye böleceğime göre M bölü Y, M'nin Y'ye göre ortalaması. M'nin Y'ye göre türevini, M'nin Y'ye göre ortalamasını yani M bölü Y'ye böleceğim. Değil mi? Dolayısıyla da hani tam formülünü yazarsam 100 çarpı DM bölü M bölü 100 çarpı DY bölü Y olur. Ama yüzler sadeleşir. Şeyi de içler dışlar çarpımından da bunu DM bölü DY bölü DY, M bölü Y ya da DM bölü DY çarpı Y bölü M olarak yazabilirim. Burada DM bölü DY bölü M bölü Y'yi tercih ediyorum. Dolayısıyla neyi hesaplamış oluyorum? Marjinalin ortalamaya bölümü olarak hesaplamış oluyorum. Türev bölü M bölü Y olarak yazabilirim. Yine bunu tersine çevirirsem, içler dışlar çarpımı, türev F üssü Y, yani F'nin Y'ye göre türevi, çarpı Y bölü M olarak da ifade edebilirim. İşte bu. M ve Y'nin tabii başlangıç noktaları M0, Y0'ı alacağım. Evet. Sonra da şey olarak hani mutlak değer olarak istiyorsam da bunun mutlak değerini alacağım. Ama burada zaten pozitif olacağı için mutlak değerle aynı şey olacaktır. Bir başka soru. Neymiş? İşte bir şey varmış. C eşittir A artı B'ye diye bir toplam tüketim fonksiyonumuz var. Toplumun toplam tüketimi A pozitif yani gelirden bağımsız tüketim, otonom tüketim dediğimiz şey. B de 0 ile 1 arasında. Bildiğimiz tüketim fonksiyonu. Yani gelirimizin hiç tüketmemezlik de edemiyoruz. Hepsini de tüketmiyoruz. Az da olsa tasarruf ediyoruz. Dolayısıyla B 0 ile 1 arasında A da pozitif. Yani gelirden bağımsız da pozitif bir tüketimimiz var. Güzel. Bildiğimiz makro hani Keynesgil tüketim fonksiyonu işte. Peki ne diyor? A bunların marjinal ve ortalama fonksiyonlarını hesaplayın. Yani marjinal tüketim ve ortalama tüketimi hesaplayın diyor. Ne yapacağız? Marjinal dediği şey türev. C'nin Y'ye göre türevi. Nedir o? A sabit türevi 0 artı B Y'nin türevi şeye göre Y'ye göre B. Demek ki B'ymiş. B dediğimiz şey aslında marjinal tüketim yani tüketimin ulusal gelire göre türeviymiş. B dediğimiz o katsayı işte 0 ile 1 arasında. Bakın 0 ile 1 arasında onu da biliyoruz. Güzel. Peki ortalama ne? C bölü Y yani A artı B'ye bölü Y. Bunu da istersem A bölü Y artı B diye şey yapabilirim. Y'leri sadeleştirip Y 0 değil tabii. Dolayısıyla sadeleştirebilirim. Y'yi 0'dan farklı almam lazım. Yoksa tanımsız olur. A artı B'ye bölü Y'yi de istersem A bölü Y artı B şeklinde de yazabilirim. Bu da ortalama fonksiyon. Peki şimdi diyor tüketimin gelir esnekliğini epsilon C'ye hesaplayın ve bunun işaretini bulun. Y'nin sıfırdan büyük olduğunu varsayarak. Güzel. Ne yapacağız? Marjinali ortalamaya böleceğiz. Marjinal neydi? B'ydi. Ortalama ne? A artı B'ye bölü Y. Demek ki ne olacak? A artı B'ye bölü Y. Değil mi? B bölü A artı B'ye bölü Y. Yani tersine çevirirsek B çarpı Y bölü A artı B'ye olacak. İçler dışlar çarpımında. Yani bu esneklik cebirsel olarak B çarpı Y bölü A artı B çarpı Y. Yani B'ye bölü A artı B'ye olacak. Sizce bunun büyüklüğü nedir? Cebirsel olarak da mutlak değer olarak da konuşabiliriz. Şimdi burada negatif bir şey var mı? Yok. B'si, Y'si, A'sı hepsi pozitif. O zaman B'ye bölü A artı B'ye de pozitif. Yukarısı B çarpı Y, iki pozitifin çarpımı pozitif. B'ye, B çarpı Y pozitif çarpı pozitif artı A, A da pozitif. O da toplamları da pozitif. Yani pay ve payda pozitif, payda, pay bölü payda yani pozitif bölü pozitif, pozitif. Demek ki bu esneklik bir defa pozitif. Güzel. İşaretini hesaplayın diyor. İşaretini hesapladık, pozitif.
Büyüklüğüyle ilgili ne söyleyebiliriz? Siz söyleyin bakalım. İsterseniz yazın şeye. Sağ tarafa. Chat kısmında şeye. Neydi o? Sohbet kısmında. Ya da söyleyin. Pay yani üst kısımda B'ye val var. Altta ne var payda da? A artı B'ye var. Sizce bunun büyüklüğü nedir? Birden büyük müdür, küçük müdür? Kimse bir şey yazmıyor mu? Yazana aferin vereceğim. Burada hocam, mısınız? Aşağıda payda kısmında A artı B'ye var değil mi? Payda da A artı B'ye var. Yukarısı da B'ye oldu. O zaman B'ye bölü A artı B'ye'nin büyüklüğü nedir? Birden büyük müdür, küçük müdür? Bire mi eşittir, nedir? Hocam. Evet. Şöyle bir şey olabilir. Hani yukarıda pay kısmında B'ye, altta hı hı. A artı B'ye var ya. Güzel. Her birini tek tek B'ye ile sadeleştirirsek ilk kısımda B'ye bölü A artı 1 kalır. Bu ne demek? Birden bir tık büyük bir şey. Paydası öyle. Evet. Doğru. Yukarıda 1 kaldı. Hı hı. Ya da direkt olarak şöyle de düşünebiliriz. Diğeri zaten pozitif. Doğru. Bir defa pozitif. Onda da hiç şüphe yok. Yani her şey pozitif zaten. Pozitif bölü pozitif payı da pozitif, payda da pozitif. Pozitif bölü pozitif de pozitif. Tamam. Hı hı. Öte yandan o dediğiniz de yapabiliriz ama onu dediğinizi yapmadan bile görünüyor aslında. Yani B'ye yukarıda. Aşağıda da A artı B'ye var. Yani B'ye'den A kadar daha büyük bir payda var. Yukarıda B'ye var. Aşağıda daha büyük bir payda var. Ondan A kadar büyük bir payda var. Doğru mu? Yukarıda B'ye pay kısmında, payda da ise A artı B'ye var. A pozitif, B'ye de pozitif. Bunların toplamları da pozitif. A artı B'ye, B'ye'den büyüktür değil mi? Dolayısıyla da B'ye bölü A artı B'ye de payda, paydan büyük olduğu için, yani aşağısı yukarıdan büyük olduğu için birden küçük bir şeydir. B'ye bölü A artı B'ye, her şey pozitifse burada. A artı B'ye B'den büyük olduğu için B'ye bölü A artı B'ye de birden küçük olacaktır haliyle. Dolayısıyla az esnek bir durumla karşı karşıyayız. Bu durumda C'nin Y'ye göre esnekliği mutlak değer olarak ve cebirsel değer olarak da birden küçük. Dolayısıyla az esnek yani tüketim gelire göre az esnek böyle bir şey verilirse, böyle bir fonksiyon verilirse. Anladık mı? Anladık hocam. Harika. Sonra C şıkkında da diyor ki bu bir şeyin tüketim fonksiyonunun tüm pozitif şeylerde, tüm pozitif şeyler, pozitif Y'lerde, pozitif gelir düzeylerinde az esnek olduğunu, inelastik, az esnek olduğunu gösterin diyor. Onu gösterdik zaten. Sonuçta belli bir değer hesaplamadık ki B'ye bölü A artı B'ye sonuçta bunu bu şekilde hesapladık şeyini esnekliğini mutlak değerini de alınca işte aynı şey yani mutlak değer B'ye bölü mutlak değer A artı B'ye olacak. A negatif olmadığına göre o zaman A artı B'ye daima B'ye'den büyük olacaktır. O zaman da mutlak değer A artı B'ye mutlak değer B'ye'den büyük olacaktır. Bunun mutlak değeri de yani A, B, Y bölü A artı B, Y'nin mutlak değeri de daima birden küçük olacaktır. Dolayısıyla Y ne olursa olsun tüm pozitif Y'ler için Y negatif olmadığı müddetçe Y negatif olsa iş değişir ama öyle bir şey de zaten mümkün değil. Ulusal gelir diyoruz. Yani başka bir şey değil ulusal gelirin negatif olması diye bir şey mümkün değil. Dolayısıyla da B'ye daima A artı B'ye'den küçük olacaktır ya da A artı B'ye B'ye'den büyük olacaktır. Yani payda paydan daima büyük olacaktır bu formüle göre. O zaman da işte esneklik daima birden küçük olacaktır. Tüm gelir düzeylerinde bu fonksiyon yani ya da tüketim gelire göre fonksiyon böyle verildiği zaman şey olacaktır. Az esnek olacaktır, inelastik olacaktır. İşte bu. Bence burada kalalım, devam etmeyelim. Çünkü biraz çalışıp ondan sonraki 4, 5 ve 6 ilginç. Siz de biraz bunları hepsini çalışıp ondan sonra bu egzersizleri deneyin.
Ondan sonra gelecek hafta bunları denemiş olarak, biraz çalışmış olarak ve denemiş olarak yapalım. O zaman daha iyi anlayacaksınız olayı. 4, 5 ve 6. egzersizler daha ilginç. Orada hoş şeyler var. Onun için de bence ilk önce çalışıp biraz yerine otursun bu konu. Ondan sonra kendiniz deneyin bu egzersizleri. Şeyde var, çözüm kitabınız da var elinizde ama ilk önce kendiniz çözüm kitabına bakmadan deneyin. Ondan sonra da şey yapalım. Ondan sonra da birlikte tartışalım gelecek hafta egzersiz saatinde. Uygun mudur? Peki. O zaman bugünlük bu kadar diyelim. Sizin soracağınız bir şey var mı? Hocam, gerçek evet, sınavdan buyurun. Önce bir deneme sınavı tarzında bir evet, uygulama yapacak mıyız? Yapacağız. Hatta bu hafta sonuna şey yapacağım onu. Yani mesela bu cuma veya cuma akşamı veya cumartesi sabahı açılıp pazar gecesi, gece yarısı bitecek. Yani normal sınavın benzeri daha az soruyla öyle bir sınav koyacağım şeye. E-Kampüs'e. Siz de oradan onu yapacaksınız, deneyeceksiniz, kendiniz göreceksiniz nasıl olduğunu. Yani çok benzer sonuçta, tek farkı daha az sorulu olacak. Normal sınav mesela ne bileyim ben işte kaç soruysa, 30 soruysa diyelim, burada 10 soru olacak filan. Ama sınavın nasıl olacağını göreceksiniz. Ve tabii test sınavı çoktan seçme olduğu için eskisi gibi öyle problemler büyük şeyler soramayacağım. Ama bol bol böyle işte grafikli, şeyli, küçük hesaplar, küçük şeyler, küçük olayı anlayıp anlamadığınızı sınayan daha küçük egzersizler, daha küçük sorular olacak tabii. Bu uzun uzun öyle problem sormam mümkün değil. Zaman yok çünkü o öyle bir şey sormaya zaten o sınavda. Çoktan seçmeli ve geri dönüşsüz şey bir sınav, test sınavı. Sizin aslında daha alışık olduğunuz tür sınav da ben sevmiyorum ama işte mecburen online olduğu zaman böyle yapıyoruz. Peki, evet. Dolayısıyla da şey bu, duyuracağım da bunu ama yani bu cuma akşamından, cuma gecesinden itibaren bir sınav bekleyin. En geç de cumartesi sabaha açılabilir, cuma akşamına yetiştiremezsem. Cumartesi sabaha açılır, pazar gecesi kapanır. O arada 3 tekrar hakkınız olacak. Deneyin, şey yapın, kendi notlarınızı görün. Her sınavın sonunda zaten notunuzu göreceksiniz. Dolayısıyla bir sınavdan 100 aldınızsa mesela ikinci hakkınızı almayabilirsiniz. Ama ben bunu tavsiye etmem. Deneyin bence. 3 hakkınızı da deneyin. Hangisinden ne alacağınız belli olmaz. En yüksek hangisiyse o geçecek zaten şey olarak, not olarak. Onu deneme sınavında da, gerçek sınavda da bence 3 hakkınızı da kullanın. Bazı arkadaşlar şey diyorlar mesela, bu kesilirse nedir o? Elektrik falan kesilirse ya da internet kesilirse ne olur? Orada o hakkı tekrar almak diye bir şey yok. Sınavı kurduktan sonra, bir defa başlattıktan sonra ben de müdahale edemiyorum. Pek bir şey yapamıyorum, onda bir şeyim yok yani. 3 hak işte, yani bir tanesi yanarsa da yanıyor. Geriye 2 hak kalıyor. O 2 hakkı da yapmaya çalışmak lazım. Şeyde benim müdahalem de olmuyor. Dediğim gibi bu sınav şeyi, bu e-kampüsteki sınavlar ilginç bir yapısı var. Baştan hoca kuruyor bunu, hazırlıyor. Ondan sonra başladıktan sonra durdurulamıyor, şey yapılamıyor. Ya toptan yanıyor sınav veya o sınav sonuna kadar işte yapılıyor ve hani hocanın da fazla müdahalesi olmuyor orada. Onun için de o 3 hakkı da iyi kullanmaya bakın. Tamam mı? Başka yani soru var mı? Yani hocam, bu deneme sınavında da 3 hakkımız olacak. Gerçek tabii. Aynı. Tek farkı daha az sorulu olacak. Tek farkı o. Yani aynen normal sınav neyse aynısını kuracağım, aynısını yapacağım. 3 hakkınız olacak. İşte mesela 10'ar soru diyelim. Ondan sonra şu kadar dakika. O şeyde yani onu yapacaksınız. El alıştırması, hem de sorular da küçük küçük, hem de korkulacak bir şey olmadığını göreceksiniz sonuçta. Bilmiyorum. Sizin gibi teste alışık olan arkadaşlar için bence bu daha da kolay şey. Bizim klasik sınavlar sizi zorluyordu. Çünkü bir konuyu, bir şeyi alıp uzun şeyle hani ayrıntılı olarak tartışmak, ara aşamalarını göstermek falan, oralarda sıkıntı çekiyordunuz. Uzun uzun tartışmaya alışık olmadığınız için. Test ise sizin daha alışık olduğunuz, daha sevdiğiniz ya da ne bileyim alışık olduğunuz şeyler. Grafikler, son grafik, Hayrun İsa bir şey sormuş. Hocam, sınav için grafik demişsin, son grafikler mi? Vallahi hangi grafikler, çeşitli grafikler sorabilirim. O grafik, bu grafik, bilmiyorum, her türlü grafik. Yani şeylerin, fonksiyonların grafikleri çizilip onun üzerinden de
tartışmalar yapılabilir. Ben de yani ilgili yerlerde grafik soruları soracağım. Ama siz bir şey çizmeyeceksiniz. Çizili grafiklerden mesela bir tanesini seçeceksiniz veya grafiğin çizilmiş bir grafik verilmiş. Onun üzerinden mesela belli bir nokta ile ilgili bir yorum olacak. İşte 5 tane şık, bir tanesi doğru. Onu seçeceksiniz. O şekilde, yoksa bir şey çizmeniz gerekmeyecek. Ama grafikleri öğrenin, okumasını öğrenin, yorumlamasını öğrenin. İktisatta da biliyorsunuz çok kullanıyoruz bunları. Evet. Başka soru? Sınavda hocam, hangi konuya kadar sorumluyuz? İşte G'ye gelirsek oraya kadar sorumlu olacağız. 6-7 dahil. 6-7'den hiçbir şey atlamadık bildiğim kadarıyla. 8'den de yapabildiğimiz kadarı. 8-1'i yaptık. 8-2'yi de yaparız. 8-3'ten emin değilim. Bakarız. Ama bir de son şeyimizi, ton dersimizi de şeye ayıracağız. Sırf yani pazartesi, salı şimdi şey yapacağız. Ne derler? Ders yapacağız. Biraz da egzersiz de yaparız yine. Ama çarşamba, perşembeyi tamamen kalan egzersizlere, kitabın egzersizlerine ayıracağız. Ondan sonra da işte hafta sonunda deneme sınavınızı yapacaksınız. Daha doğrusu bu hafta sonu deneme sınavı yapacaksınız. Öbür hafta sonu da normal sınavımız olacak. 8-9'unda da normal sınavımız olacak. Evet. Buyurun. Hocam herkese farklı geliyor dediniz de yani... Şöyle tabii. Şimdi şöyle tabii onu da anlatayım. Kategoriler var. Yani alt başlık, alt konulardan diyelim belli soru tipleri var. Ve o soru tiplerinden, o kategorilerden her birinden işte ben bir soru bankası oluşturuyorum. Oluşturduğumda var bir soru bankam. Ondan sonra onlardan böyle ne bileyim ben kaç soru varsa o her bir kategori için. Şey, bilgisayar o kategoriden şansa bir soru çekiyor. Mesela 5 soru içinden o kategoride 5 soru varsa benim o bankaya attığım. Onlardan bir tanesini rastgele çekiyor bilgisayar, sistem, e-kampüs. Ondan sonra şıklarını da rastgele değiştiriyor ve sunuyor. Size açıyor o soruyu. O soruyu siz cevaplıyorsunuz. Bir dahaki sınavda şey yaptığınız zaman aynı soru çıkabilir mi? Hasbelkader çıkabilir. Aynı şıklarla mı çıkar? Hayır, şıkların sırası muhakkak değişiyor. Soruların sırası da değişiyor her bir sınavda. Dolayısıyla ben de kendim de bir sınav aldığım zaman kendi hazırladığım sınavı da dahi aynı sınavı iki kere almam mümkün diye her seferinde hem şeylerden o soru bankasından her bir kategoriden yani belli bir şey deniyoruz. Mesela esneklik sorusu diyelim. Esneklik diye bir kategori var veya alt kategorileri var bunun. Onun içinden esneklik sorusu mesela orada 10 tane esneklik sorusu varsa bir tanesini rastgele çekiyor. Şıklarını da karıştırıyor ve veriyor. Dolayısıyla ben de yapsam o sınavı tekrar yaptığımda aynı sınavı alamıyorum. Aynı sorular hasbelkader 3'ü 5'e aynı çıkabilir. Çıkmaya da bilir. Tamamen farklı sorular da çıkabilir ama kategoriler çıkıyor. Yani esneklik kategorisinden mesela herkese birer soru çıkıyor. Ama aynı soru çıkabilir, çıkmayabilir ve şıkları da değişik olarak çıkıyor. Şeyleri, sıraları değişmiş olarak çıkıyor. Doğru şık, doğru şık yine sonuçta ama aynı şık değil. Doğru mesela birinci de A ise ikinci de C oluyor doğru şık. Değiştiriyor onların da sırasını. Çok güzel bir sınav, çok güzel yapmış. Yani test yapmak için nefis bir sınav sistemi ve iyi uyguladık şeyde. Pandemi döneminde çok güzel çalıştı. İnşallah yine öyle olur ve güzel bir sınav olur. Notlarda sizi teste alışık olduğunuz için biraz daha yüksek çıkıyor şeyi ortalama. Yani herkesin notu normal klasik sınava göre biraz daha yüksek oluyor. Ama notların dağılımı değişmiyor. Yine 3 örgüçlü dağılım çıkıyor. Yani az alanlar azalıyorlar. Ortalama alanlar ortalama alıyorlar. Yüksek alanlar yüksek alıyorlar. Dolayısıyla iyi bir ölçüm oluyor. Evet, var mı başka bir şey? Yok hocam, teşekkür ederiz. Rica ederim. Peki. O zaman görüşmek üzere. Bugün neydi? Bugün çarşamba, yarın perşembe bu dersin aynısını yapıyoruz. Şeyde de ondan sonra hafta sonunda da deneme sınavını yaparsınız. Yine açıklamaları paylaşacağım sizle hem şeyden hem e-kampüsten hem işte Telegram ve WhatsApp gruplarımızda. Herkese başarılar, iyi günler, görüşmek üzere.